Arkadaşlar hoş geldiniz. Vaktimiz değerli, onun için hemen başlayalım. Selman Bey, iyi dinlemek isteyen epey arkadaşımız var burada. Her zaman fırsat olmuyor. Kendisi çok yoğun olmasına rağmen bugün bize zaman ayırdı. Teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz yazar, senarist, film oyuncusu da var mı? Yok. Yok. Konya'da şu anda senaryosuyla uğraşıyorsun. Bir filmle uğraşıyor. Bu yoğun zamanın içerisinde bize vakit ayırdı. Teşekkür ediyoruz. Onunla baş başa bırakacağız şimdi sizleri. Konum biliyorsunuz yakın siyasi tarihimizin ışığında yakın geleceğimize ilişkin öngörüler. Selman Bey'den bunu dinleyeceğiz. Söz Selman Bey'de, buyurun. Sen beni görmeyecek yere de oturabilirsin. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sesim geliyor mu arkaya? Yok. Çok açma olur. Arkadaşlar şeyde oturabilirsiniz. Yönetim odasında da insan yer varsa oraya oturabilir. Kafeteryada oturabilir. Kafeteryada yer varsa oraya oturabilirsiniz. Evet. Başla. Buyurun. Şimdi buraya tarihçi, işte efendim, senarist vesaire psikolojimizle geldik ama burada zannedersem tarih ve biraz son dönem siyasi kargaşayla ilgili dedikodu dinlemeye geldik. Biraz ben az bir girizgah yapıp ondan sonra aslında biraz karşımızda söyleşiyle devam edelim isterim. Yani soru cevap şeklinde olsun isterim. Talebeyken katıldığım söyleşilerde çok iyi konuşan insanların sohbetlerine katıldığımda çıktığımda tatmin olurdum ama biraz başarısız konuşan, tatmin etmeyen büyüklerimizin sohbetinden çıktığımda hiç olmazsa soru sorsaydım diye içimden geçirirdim. Dolayısıyla ben az bir girizgah yapayım, sonra işi soruya bırakayım. Şimdi özellikle bir ayda ülkemizde değişik bir durum yaşanıyor. Bu da aslında iktidar merkezleriyle haşır neşir olan insanlar için çok beklenen ve tam da bugünlerde yaşanması tahmin edilen bir gündemle karşı karşıyayız. Bu gündemin sebebinin ne olduğu konusunda birçoğumuzun aklında bazı soru işaretleri var. Bunlar şahsi bazı karşılıklı çatışmadan mı çıktı, yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir devletin başbakanlık makamı uluslararası dengeler ve savaşlar, çatışmalar düşünülmeden yorumlanamaz gibi bir cümleyle mi bu tartışmayı yorumlamak lazım gibi soru işaretleri hepimizin kafasında var. Ben ilk bu tartışma başladığında aslında bu tartışma hepimizin malumu biraz Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarımızın vazifesinden istifa etmesiyle Ahmet Hoca'nın kabinesinde yer almak istemesiyle arkasından İstanbul İl Başkanlığı'nda biraz işte Cumhurbaşkanımıza yakın ismin değil de hocamıza yakın ismin il başkanı seçilmesi sonrası başlayan bir süreçtir. Şimdi Şaban Karataş zaman TRT'sinde bir gün Tevzi Çakmak Paşa'nın amcazadesi Nuri Çakmak bir mektup yazıyor TRT Genel Müdürlüğü'ne, Şaban Bey'e. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Mareşali Gazi Mustafa Kemal'dir. Ve siz TRT olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa hakkında, yani Cumhuriyetimizin ilk Mareşali hakkında bugüne kadar binlerce program yaptınız. Ama binlerce. Fakat bu devletin ikinci bir mareşali var, o da Fevzi Çakmak Paşa. Bunun hakkında bir tane bile program yapmadınız. Ne olur bir de Fevzi Paşa hakkında bir program yaptırsa TRT diye bir mektup yazıyor. Bunun üzerine de Şaban Karataş hemen TRT'de Fevzi Çakmak belgeseli yapabilecek birini görevlendiriyor ve yarım saatlik bir Fevzi Paşa belgeseli yayınlanıyor. İlk defa TRT'de.
Tabii kıyamet kopuyor Türkiye'de ve hem askeriyeden hem istihbarat teşkilatından hem bazı bakanlıklardan çok ciddi anlamda TRT'ye baskı gelmeye başlıyor. Diyorlar ki siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Siz Atatürk'ü unutturmaya mı çalışıyorsunuz? Siz Atatürk'e hakaret mi ediyorsunuz? Gibi şikayetler geliyor. Bunun tersine de normal vatandaşlardan gelen bir sürü faks var. Bu fakslarda da TRT'yi çok tebrik ederim. Milli Mücadele'de Mustafa Kemal Paşa ile beraber omuz omuza vermiş. Hep onun yanında durmuş bir başka paşayı daha tanımanın, ilk defa ekranda görmenin sevincini yaşayan insanlardan gelen fakslar var. Nihayetinde TRT'nin yaptığı programların aylık değerlendirmesi olan genel bir toplantı yapılıyor. Bu mutat bir toplantı, her ay yapılan. Orada bütün kurumların temsilcileri Şaban Karataş'ı sıkıştırıyorlar ve diyorlar ki siz nasıl olur da bir Fevzi Çakmak belgeseli yayınlarsınız. Nihayet kürsüye o zamanki Türk Tarih Kurumu'nun genel sekreteri Ulu İdemir olması lazım ismi, o zat çıkıyor. Diyor ki bu açık bir darbe teşebbüsüdür. Cumhuriyeti yıkma teşebbüsüdür. Atatürk'ü unutturma teşebbüsüdür. Programda kullanılan cümleler ve bu programın genel konsepti bu ülkede Atatürk'ü unutturmaya yöneliktir diye çok sert bir konuşma yapıyor. Nihayet program bittikten sonra bu programın metnini yazan zat, yani bu yarım saatlik belgeselin metnini yazan zat, Ulu İdemir'i kapıda program bittikten sonra bir kenara çekiyor. Ulu Bey, bu metni diyor ben yazdım. Siz diyor bu programın bir darbe olduğunu ve bu programda Atatürk'ü unutturmaya yönelik hakaretvari bazı cümleler olduğunu söylüyorsunuz. Lütfeder misiniz diyor bana bu cümleler nelerdir? Ben de diyeyim. Bu konuşmayı yaparken yanlarında o zaman Kültür Bakanlığı'nın zannedersem danışmanı olan Cahit Güle bile var. Ve Ulu İdemir şunu söylüyor. Sen diyor beyefendi nasıl olur da programda kendi kendine büyük taarruzun bütün savaş planlarını Fevzi Çakmak çizmiştir diye bir cümle kullanırsın. Bütün bu planları çizen Gazi değil miydi diyor. Ben böyle bir cümle kullanmadım diyor bu senaristimiz. Bunun üzerine bir dalaş başlıyor. Kullandım, kullanmadım. En son senarist toplantıda böyle bir şeyle karşılaşacağını bildiği için yanında getirdiği Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayınlamış olduğu iki tane kitabı getirmiş. Ulu İdemir'e diyor ki, Ulu Bey, bakın diyor, bu meclisin zabıt cevizesi. Bu da Milli Savunma Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu kitap. Bu sözü söyleyen diyor, meclisteki konuşmasında bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Demiştir ki, büyük taarruzun bütün savaş planlarını çizen Fevzi Çakmak'tır. Ben de diyor, Gazi'nin bu sözünü kullandım belgeselde. Şimdi son dönemde yaşanan tartışmaları ben biraz bu gözle görüyorum. Biz de millet olarak hep bir tek kişiye tabi olma ve onu lider görme tarihten gelen böyle bir aşkımız vardır. Bunun dedikodusuna kaçılacak tarafı ne kadardır onu Sayın Başkan belirler. Konuşuruz. Yani bu süreç nereden geldi, nasıl geldi, nereye evlenebilir, nereye gidebilir vesaire vesaire. Serbest. Ona göre sen de. Ama biraz işin tarihi boyutuna bakmak lazım. Yani memleketimizin şu an yaşadığı çok daha kritik meselelerde benim hep söylediğim bir mevzu vardır. Türkiye'de yaşayan insanlar, Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmeleri hep akşam televizyonda ne görüyorlarsa, yani hangi lideri görüyorlarsa onları karşılaştırarak bir yorum elde etmeye çalışırlar. Yani mesela Türkiye'nin Güneydoğu'sundan şehit haber alıyorsak bunun sorumlusu PKK'dır ve biz işte CHP ile HDP'yi yan yana koyarız. Bir MHP vardır, zinhar zaten devletin yanındadır bu konuda her zaman.
ve çözüm sürecini başlatmış olan, sonra burada hayal kırıklığı yaşamış olan bir AK Parti vardır. Ve biz bu gözle bugün yaşanan olayları değerlendirip bir neticeye varmak isteriz. Ama halbuki biraz daha işin yukarısına çıktığımızda Türkiye'de yaşanan bütün olaylar aslında bölgede oluşmaya başlayan yeni denklemler ve yeni sınırlarla ilgili olduğunu, PKK'nın durup dururken harekete geçmediğini, bunun Türkiye'nin içinden ziyade dışına yönelik bir hamle olduğunu, Türk askerini dışarıya taşmadan önce içeride meşgul etmek istediğini, bununla beraber dışarıdaki PYD'nin varmak istediği nokta için içerideki PKK'nın harekete geçmiş olduğunu vesaire. Biz köyümüze vardığımızda, memleketimize vardığımızda genelde böyle yorumlarla karşılaştık. Ama buradaki kitlenin biraz daha okumuş, yazmış, biraz daha aklı selim düşünebilecek arkadaşlar olduğundan hareketle aslında ben başka yerlerde yaptığım konuşmaların aksine işi genişletmek yerine biraz derinleştirmek için bir şeyler konuşmanın gerektiğini düşünüyorum. Bizim tarihçi olmam sebebiyle olaylara biraz daha aslında bugün bakılan işte mesela ne diyoruz? Yakın tarihimize bakarak yakın geleceğimizi yorumlayalım. Arkadaşlardan bir tanesine sordum, sen bundan ne anladın dedim. Abi işte son 10 yılı değerlendiririz, sonra önümüzdeki 10 yıla bakarız. Şimdi son 10 yılı değerlendirdiğim zaman ortada hiçbir şey yok aslında. O yüzden önümüzdeki 10 yıla dönük bir fikir vermez. Şimdi milletlerin tarihi seyrinde baktığınız zaman bir olgunun oturabilmesi için 200 yıl, 300 yıl, belki 400 yıl zaman geçtiğini görürüz. Mesela biz Türkler Anadolu'ya geldikten sonra, yani bunun başlangıcı resmi olarak 1071 Malazgirt diye alınıyor. Türklerin Anadolu'ya ayaklarını bastığı tarih, yani artık biz buradayız diye bildikleri tarih ve buradan artık gitmeyiz diye bildikleri tarih aslında 1453'te o müdür bulunmuştur. O güne kadar gelen istilalar, yapılan savaşlar, buradan kaçışlar, buraya gelişler, buradan Balkanlara kaçışlar vesaireler vesaireler. Bütün bunlar aslında bir milletin bir coğrafyaya oturması için bir 300 yıla, 400 yıla ihtiyacı olduğunu, o coğrafyayı elde edebilmek için ve o coğrafyanın artık kimliğiyle örtüşmesi için çok uzun zamandan geçmesi gerektiğini gösterir. Bundan sonraki, yani İstanbul'un fethinden sonraki dönemde baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin bir adım sonra, yani Türklerin daha doğrusu bir adım sonra yıkılmaya başladı. Aslında bu sürecin de 200-300 yıl boyunca devam ettiğini, yani acaba biz bu toprakları ve bu coğrafyayı yönetebilecek miyiz, yoksa terk etmek zorunda mı kalacağız tartışmasının başladığı günden İşin neticeye vardığı günün, yani Birinci Dünya Savaşı'nın artık arasında yine bir 300 yılın, 400 yılın geçtiğini görürsünüz. Şimdi bugünlerde yaşanan hadiseleri, özellikle Orta Doğu coğrafyasında, bölgemizde, özellikle güneyimizde yaşanan hadiseleri ben değerlendirirken tarihçi olarak bitmemiş bir muhasebenin aslında son kavgasının yapıldığı şekilde yorumluyorum. Bilmiyorum sizin fikriniz bu konuda ne olur. Şöyle ki, Birinci Dünya Savaşı'na giderkenki İngiliz istihbarat raporları, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Amerikan istihbarat raporlarının hepsinde karşımıza çıkan çok net bir gerçeklik olarak bir Kürdistan Devleti'nin kurulması gerektiğine dair açık, net, buna dair, buna yönelik hazırlıklar yapılmasını ve bu hazırlıkların neler olması gerektiğini yazan askeri, siyasi raporları hem Dışişleri Bakanlığı'nda, İngiltere'nin, hem istihbarat raporlarında çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bir Kürdistan kurmak dediğimiz zaman aslında bölgedeki birçok devleti etkileyen bir karar almış oluyoruz. Şöyle bir yorum yapılabilir ki ben bu yoruma katılıyorum.
1789 Fransız İhtilali'nden sonra bizim bölgemizde milliyetçilik şımarıklığını yaşamamış olan tek bir şey vardı. Bu da Kürtler. Şimdi bu damar kaşınıyor ve yeni bir Kürt ulus devleti ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti de İran'la bu sürecin artık sona geldiğini ve böyle bir realiteyle çok yakın bir zamanda yüz yüze kalınacağını gördükleri için kendince hem İran hem Türkiye bu Kürt devleti bizim Kürt devletimiz olsun. Biz bu Kürt devletinin kurulmasında, yönetilmesinde, ileriye yönelik perspektifinde, yani bir senarist terimiyle bu devletin konseptinde hizmetimiz olsun diye hem Türkiye'nin hem İran'ın kendince bazı planları vardır. Türkiye'de başlayan çözüm sürecini ben Türkiye'deki Kürt hareketine bakarak değil, Irak'ın kuzeyindeki Kürt hareketine bakarak yorumlamıştır. Yani buradaki çözüm süreci buradaki Kürtlerden daha çok oradaki sınırın alt tarafındaki Kürtlere yönelik bir proje ve konsept miydi? Yoksa buraya yönelik bir proje ve konsept miydi? Kendimce sorgulamıştır. İran'ın da Kürtler üzerinden son zamanlarda daha çok, daha net özellikle Suriye'de görüyoruz. İran'ın da yine Kürtler üzerinden bir Kürt devleti projesinin olduğu daha doğrusu bu realiteyle onların da yüzleştiği ve kendi Kürt devletini kurmaya yönelik kan yolladığı damarları harekete geçireceğini görebiliriz. Şimdi peki ulus devletten vazgeçilecek yeni bir konsept bu bölgeye sunulacak mı? Yoksa aslında bölgedeki şu anki bütün savaşın sebebi galiba bu. Bu milletlerin kimliklerinin değiştirilmesi ve devletlerin sınırlarının değiştirilmesine giden bir süreci kapsıyor. Milletlerin kimliğinin değişmesi ne demektir? Ben bir süredir Türk milletinin kimliğini ve bu kimliğine hitap eden zihinsel kodlarının değiştirildiğini düşünüyorum. Neye yönelik? Şöyle bir örnek verebiliriz. Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşanan en kritik savaşı muhtemelen hepimiz biliriz. Fatih Sultan Mehmet, ben İstanbul Konstantinopolis'i fethedeceğim ve Roma kralı olacağım, Roma imparatoru olacağım. Fakat karşısındaki beylerden bazıları, sultanım bunu yapmayalım, bunu yapamayız değil, bunu yapmayalım. Eğer ki biz Konstantinopolis'i fethedersek, kendi milletimizin Konstantinopolis'te eriyeceğini düşünüyoruz. Zihinsel olarak ve kimlik olarak. Çünkü bizim arkamızda ki millet oturmamış bir kültürle buraya geldi. Biz de onu savaştık. Biz bir türlü oturup şu milletimizi bir yoğuramadık, bir harmanlayamadık. İşte dağdaki Türkmenler başka düşünüyorlar, bu tarafa bakıyorlar, şehirdeki Türkler bu tarafa bakıyorlar ve ortak bir şeyde, kimlikte biz bunları birleştiremiyoruz. Neden? Çünkü 20. manazikten hadi savaş, hadi savaş, hadi savaş, biz oturalım, önce bir kendimizi harmanlayalım. Eğer ki Bizans'ı alırsak, orada çok yerleşmiş bir kültür var, kurumlar var. Bu kültürler ve bu kurumlar bizim milletimizi ve bizim devlet yapımızı dönüştürürler. Tez buyurun. Yani bugünkü cümleye dökecek olursak biz milli kimliğimizi kaybederiz. Yani biz küreselleşme, yine bugünkü terimle Bizans'la mezun olursak küreselleşmenin tehdit altında kalırız. Bunu söyleyen Candarlı Halil'di. Bunun karşısında Sultan Mehmet, hayır ben Bizans'ı alacağım ve Roma İmparatoru olup
bir güçle çıkacağız diye kararını aldı, savaşa girildi ve biz Konstantinopolis'i aldık. Bundan sonraki gidişatta kellesi atan ilk kişi, ya biz burayı alamayız, aman ha dur bilmem ne dediği için değil, aslında çizilmiş olan yeni konseptte ben yokum ve bizimkiler de olmamalı dediği için alınan bir baş var. Şimdi mesela bizim kimliğimizin bundan sonraki değişim ve dönüşümü Sultan Abdülaziz'in, daha öncesinde de Sultan Mahmud'un, II. Mahmud'un ölmesinden sonra milletin zihinsel yapısında ve dünyaya bakışında bir değişim. Çünkü tam da o günler işte Balkanların karışmaya başladı. Osmanlı'ya karşı, yani Türk'e karşı aslında isyanların başladığı, Türk'ün kendi kendine bir soruyu sormaya başladığı dönemdi. Bu adam bana karşı isyan ediyor, benden memnun değil. Bu adam bana karşı isyan ediyor, filancalarla ortak, şu şunlarla ortak vesaire vesaire. Ben kimim noktasında genişlemekten artık daralmaya giden bir kimlik yapısına dönmek istedik biz. Sultan Abdülaziz'in vefatından, daha doğrusu öldürülmesinden sonra başa geçip devletin bütünlüğünü bir süre daha devam ettiren, ki bir tarihçi olarak ben buna hayal gözüyle bakılıyor ama keşke olmasaydı diyorum. Biz Abdülaziz zamanında yıkılsaydık, oradayken belki daha ciddi bir toparlanma yaşayabilirdik. Sultan Abdülhamit bu devleti bir süre daha ayakta tuttuğu için, hani muhafazakar tarihçilerimiz için bu Sultan Abdülhamit için en büyük şeydir. Ama böyle mi olmalıydı, yoksa tam da kimlik problemini yaşamaya başladığımız an biz yeni bir devlete mi karar vermeliydik? Bu sorgulanması gereken nokta. Biz orada bir kimlik sorgulamasına giriştik. Hem Sultan Abdülhamid'in hem de Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Enver Paşalar gibi paşaların, o dönemde yetişmiş olan askeri erkanın vardığı bir nokta vardı. O da şuydu, daha sonra adına Misak-ı Milli diyeceğimiz, bunlar bir harita üzerinde sınır belirlediler. Enver Paşa'nın çok da uymadığı bu sınırda hem Sultan Abdülhamid hem onun zamanında yetiştirilmiş olan askeri erkan hem fikirdi. Bunlar ne diyorlardı? Bunlar diyorlardı ki biz büyük bir savaşa gireceğiz. Bütün coğrafyamızı aynı güçte savunmamız mümkün değildir. Bizim bir hudut tayin edildi. Bu hududu can siperhane, kanımızın son damlasına kadar savunalım. Ama bu hududun dışındaki bizimle bağları biraz daha gevşek olan coğrafyalara merkezimizden komutanlar gönderelim, lojistik destek sağlayalım. Oraların kendi bağımsız devletlerini kurmaları ve bu savaştan en az zararı görmelerini sağlayalım. Şayet bu hududunu çizdiğimiz toprakta biz devletimizi bağımsız olarak yaşatabilirsek, o halde bu devlet ileride diğer devletlerle masaya oturur ve bizimle düşmanın karşısında daha sıkı ilişkiler kurmaya razı olurlarsa beraber oluruz. Olmazlarsa da herkes başının çaresine bakar diye bir karar alınır. Bu Sultan Abdülhamid'in ve arkasından Mustafa Kemal'in bizim zihnimize Misak-ı Milli diye kodladı. Bir yeni kimlik oluşturma projesiydi aslında. Bir sınır çiziyorsunuz ama aslında o sınıra bir kimliği yerleştiriyorsunuz. Ümmetten bir başka kavrama, bir başka millete geçiyorsunuz. Şimdi 100 yıl sonra bugün tekrar Türk milletine şöyle bir soru soruyoruz. Ve aslında son bir aydır yaşadığımız siyasi tartışmaların içinde de, merkezinde de ben bu sorunun cevabıyla ilgili farklılık olduğunu
düşünüyorum. Bu ayrışmanın temel sebebi. Bize deniliyor ki iki seçeneğiniz var. Bir, Candar'la Halil'in söylediği gibi siz Türk olarak kalacaksınız ama saf bir millet, fakat toprağınız küçülecek. Veya siz zihinsel olarak dönüşmelisiniz, daha farklı bir konseptin içinde ama bizim tayin ettiğimiz bir yere oturmalısınız. Buna razı olursanız topraklarınız muhafaza edileceği gibi topraklarınız genişleyebilir. Nihayetinde sizi yöneten bir ekip olacak ama o ekibi de biz yönetiyor olacağız gibi iki teklif de şu an karşı karşıyayız. Bundan 5 yıl, 6 yıl önce bazı tezleri ortaya attığımda, işte Devlet Bahçeli ile ilgili, Deniz Baykal ile ilgili vesaire ile ilgili, neye dayanarak bunları söylüyorsun diye sorulduğunda hep bu cevabı veriyorum. Türkiye bir dönüm noktasından bir karar alıyor. Devlet Bey'in bu soruya vereceği cevapla Deniz Baykal'ın bu soruya vereceği cevap örtüşüyorsa, aşağıdaki siyasetleri tartışmaya çok fazla gerek yoktur. Bu devlet neyin kararı? Bu devlet biz küresel oyun için bir aktör olalım ve sınırlarımızı genişletip milletimize de böyle propaganda yapıp bu küresel konseptin içinde bir oyuncu mu olalım dedi. Yoksa hayır, biz saf Türklükte değil, biz Abdülhamit ve Mustafa Kemal'in ortaya koymaya çalıştığı konsepti çok sağlam tutacağız diyen üçüncü bir yol mu seçtik? Yani biz hem kendimizin kimliğimizde kalırız, hem de sınırlarımızı asla size teslim etmeyiz diyen bir konsept ettik. Eğer böyle bir karar alınırsa, hem askeriyede, hem bürokraside, hem siyasette, o zaman Devlet Bahçeli'nin, Deniz Baykal'ın veya AK Parti içindeki farklı kliklerden bir tanesinin bu üçünün bir ittifak halinde hareket ediyor olmasında şaşılacak, tuhaf karşılanacak bir nokta olmaması lazım. Şimdi son dönemde yaşanan hadiselerde hep söylediğim bir nokta var. Devletle AK Parti'yi ayrıştıramayan bazı yorumlar yapıyor. Mesela AK Parti'nin ve AK Parti liderliğinin yapmış olduğu hataları eleştirirken özellikle CHP tarafında, ya bu adamlar bir an önce başarısız olsa da düşseler ve biz onların yerine gelsek gibi bir mantık var. Şimdi fakat yukarıya çıktığınız zaman bu kurumları yöneten insanlarla muhatap olduğunuz zaman ortaya çıkan ne de bir tavır var. Söylenen de şu: biz çok ciddi bir gizli saldırıyla karşı karşıyayız. Direnmeye karar verdik. Bunlar hata yapabilir. Biz hata yapabiliriz. Fakat dışarıya karşı bir karar aldık. Şimdi bunu daha açık nasıl açıklarım bilmiyorum ama Devlet Bey 2002'den sonra, hatta 2002 ile başlayan süreçte mesela net olarak kurduğum bir cümle vardı. AK Parti'yi iktidara getirenin Devlet Bey olduğunu söylemiştim. AK Parti'yi iktidarda tutanın Devlet Bey olduğunu söylemiştim. Abdullah Gül'ün 2007'de Cumhurbaşkanı seçilmesinin Devlet Bey sayesinde olduğunu söylemiştim. Şimdi bu 7 Haziran seçimlerinden sonra özellikle kafaları karıştıran ama karıştıktan sonra hepimizi netleştiren bir durum ortaya çıktı. Deniz Baykal 1 Mart tezkeresinden önceki Perşembe gecesi Recep Tayyip Erdoğan'la Beylerbeyi'nde gizlice buluştuklarını ve 3 saatlik bir görüşme yaptıklarını söylüyor. Şimdi 7 Haziran gecesi bir bakıyorsunuz kendisine başbakanlık teklif edilen bir zat, yani Devlet Bahçeli, çıkıyor ve diyor ki ben
Baş başa atmaları istemiyorum. Ben iktidar olmak da istedim. Hadi seçime gidiyorum. Şimdi burada yaşadığım bir olayı anlatarak size bu tavrı biraz çözdürmeye çalışayım. 27 Aralık Brüksel Avrupa Birliği zirvesine gitmişti Tayyip Bey. Mehmet Ağar Doğru Yol Partisi Genel Başkanı'ydı. Ve bu zirvede, hani hatırlarsanız işte Tayyip Bey küfretmiş falan filan dediler. İşte masada karşısındaki heyete hakaret etmiş, hatta işte sinsaf bir şeyler çekmiş denilen o toplantı sırasında Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Mehmet Ağar'a telefon veriyor. Diyor ki koruması, efendim başbaşı. Arıyor telefonu Mehmet Ağar. Buyurun diyor. Diyor ki, ya Mehmet Bey bizi çok sıkıştırıyorlar. Ben burada masayı devirip geleceğim ama Deniz Bey'in ne yapacağını merak ediyorum. Diyor. Mehmet Bey de diyor ki, devir masayı, gel havaalanında seni biz karşılayalım. Buradaki tabirler birbirlerine karşı daha yumuşakça, ben biraz yumuşak yapıyorum diye istiyorum. Bunun üzerine Tayyip Bey toplantıya giriyor ve Türk milletinin diliyle karşısındaki heyete bir cevap veriyor. Şimdi o günlerde devamını anlatayım. Melih Bey, Melih Gökçek çok büyük bir karşılama hazırlamıştı. Avrupa Fatih diye karşılamıştı o zaman Tayyip Bey'i. Fakat hem Deniz Baykal hem Mehmet Ağar televizyonlara çıkıp çok ağır bir şekilde böyle bir dilin nasıl kullanılabildiğini falan yorumlayıp Tayyip Bey'i suçlamışlar arasında. Siyasette böyle bir şey. Şimdi şahsi olarak ben siyasi partilerin çok gereksiz ve lüzumsuz olduğuna inanan bir adam olarak en azından şu noktaya gelmiş olmamızın, yani siyasi partilerin farklı kitleleri idare etmek üzere kullanılan bir araç haline gelmiş olmasının devletimiz açısından bir kazanç olduğunu düşünüyorum. İktidarı, muhalefeti, AK Parti'yi çok farklı şeyler sebebiyle eleştirebiliriz. Bunlar hakkında hepimizin hakları saklıdır. Ama söylediğim gibi ben yukarıda cereyan eden ve bize dayatılmaya çalışılan bir planın devletin farklı kurumları tarafından kenetlenmek suretiyle reddedilmişini size biraz anlatmak istedim. Burada daha spesifik dedikoduvari şeyler, olaylar vesaire bekliyorsunuzdur muhtemelen. Sorulardan onlar gelecektir, orada cevapları. Ama 7 Haziran'da ne olmuştur sorusunun cevabı benim kafamda çok net. Şöyle bir şey olmuştur. 7 Haziran'da seçimler belli olur olmaz. İşte Yüksek Seçim Kurulu'ndan Anadolu Ajansı'na bir bilgi verilmiştir. Anadolu Ajansı'ndan birisi Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen Devlet Bey'le her zaman olan kanalını devreye sokmuştur. Bu zaten hemen Devlet Bey'le itibata geçmiştir. Çok hızlı bir şekilde ne yapılması gerektiğine dair diğer kanaldan Deniz Baykal Bey'le bir görüşme sağlanmıştır. Hemen yarım saat içinde bir ortak beyin toplantısı yapılıp nihayet denilmiştir ki seçmiştir. Seçime gidilmezse ortaya çıkan denklemler var. Bu denklemler askerin kabul edileceği denklemler, siyasetin kabul edileceği denklemler. Çünkü alınan kararın diğer tarafını savunan partilerin iktidara gelmesini sağlayacak olan denklemler. Dolayısıyla askerle bir görüşme olmuştur. Devlet Bey ile Deniz Baykal'la bir görüşme olmuştur. Nihayetinde de Devlet Bey, ben Sayın Yıldırım Türkeş'i, Turul Türkeş'i derinlik kabineye merak etmeyin demiştir. Onlar da gösterdik bir kavga etmiştir. Vesaire vesaire olmuştur diye düşünüyorum en azından. Şimdi bu şeyi, durumu 17 Aralık 25 Aralık sürecinde de yine bu konsepti düşünerek yorumlamıştım. Ve demiştim ki eğer ki cemaat dediğimiz yapı AK Parti'yi yok etmek isteseydi güçlerini karşılaştırdığımızda bir gece daha halledebilirdi. Fakat bu denklemde
Yani cemaat AK Parti denkleminde öyle bir güç AK Parti'nin yanında saf tuttu ki bir anda iş tam tersine döndü. Bu kimdir diye ben kendi kendime sormuştum ve her gezi sürecinde hem de bu 17-25 Aralık sürecinde Tayyip Bey'in hemen sağında ve hemen arkasında duran gücün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu iradesi, kurucu gücü asker olduğunu düşünmüştür. Herkesin, efendim askerin gücü kırılıyor, asker artık siyasette söz sahibi değil vesaire dedikleri dönemlerde ben arkadaşlar sakın böyle yorumlara girmeyin. Devlet bazen korumak istediği insanları bile hapse alır, dışarıda canına bir kas gelmesin diye demiştik. Şimdi görünen o ki ve Sayın İlker Başbuğ'un son dönemde çokça anlattığı gibi anlıyoruz ki asker çok bariz bir şekilde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında duruyor ve diyor ki biz arkasından çekilmeyeceğiz. Gelen gelsin diyor. Gördüğüm o. Yani siz farklı yorumlayabilirsiniz. Bürokraside bunu daha net görebiliriz. En azından bugün açıklanan Bakanlar Kurulu'nda ki dağılım ve yeni isimlerde bunu çok net görebiliriz. İşin hülasasında ben o zaman bitireyim abi sonra sorulara geçelim. İşin hülasasında arkadaşlar son dönemde ne oldu? Son 10 yılda daha doğrusu yakın tarihimizde ne oldu? Gördüğüm o ki yakın tarihimizde 28 Şubat'taki bir klip temizlendikten sonra devletin farklı kanalları bir araya gelip bir birlik oluşturdular. Bu birlik dedi ki biz bir siyaset belirleyelim, bölgeye gelen büyük bir istila var. Bu istila tarihte nasıl gelmişse ve nasıl ittifaklar kurmuşsa bugün aynı ittifakları kuracak. Mesela bizim kurmuş olduğumuz en büyük imparatorluğumuz Selçuklu İmparatorluğu'ydu. Bu Selçuklu İmparatorluğu'nu yıkmak üzere doğudan yola çıkan bir Moğol kitlesi vardı. Her tarafı tarumar edeye de yıka yıka geldiler. En son Selçuklu'ya bulaştılar. Fakat Selçuklu'yu yıkarken de İran'la ittifak kurdular. Şimdi de aynı güç bu sefer Batı'dan geliyor. Çok net bir şekilde bölgeyi ateşe veriyor. İşte Moğolların Bağdat'ı yaptığı gibi gelip Bağdat'ı yapıyor. Moğolların Şam'a gittiği gibi Şam'ı mahvediyor. Fakat bütün bedeli de, bütün faturayı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çıkarıyor. Moğolların da Selçuklu'yu bu duruma düşürdükleri gibi. Devlet dedi ki biz bir araya gelelim. Bunlar Moğol istilasında Selçuklu'yu nasıl yıktılarsa, bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni nasıl yıktılarsa farklı isimlendirmeye gerek yok. Şimdi yeni bir istila dalgasıyla karşı karşıyayız. Yeniden bölgeye geliyorlar. Yeniden aynı ittifakları kuracaklar. Biz burada bir set oluşturalım dediler. Bu set 99 olması lazım bu tarih muhtemelen. Bu set bugüne kadar yaşanan aşağıdaki bütün detay, siyaset, bilmem nesi, politikası hepsi bir tarafa. Yukarıda alınan kararlardan, uygulanması gereken tavırlardan takiye yaparak hiç şaşmadı diye ben değerlendiriyorum. Evet. Ne olabilirdi anlatsam o öyle başkanım. Bundan sonra ne öngörüyorsun Türkiye'de? Ha ben siyasi arenada derseniz daha basit anlamda Devlet Bey'in söylemiş olduğu 5. parti projesinin büyük bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu proje az önce söylediğim gibi yani alınan bize sunulan iki projeden bir tanesinin gerçekleştirilmesine yönelik Türkiye'de şu an bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Yani siyasi oyuncuya ihtiyaç var, aktöre ihtiyaç var. Şimdi devlet bir şunu demek istiyor. Benim kapıma geliyorlar, bana bir şey teklif ediyorlar. Ben reddediyorum ve geri gönderiyorum. AK Parti'ye gidiyorlar, farklı klipler var ama nihayetinde sonuç alınamıyor diyor. CHP'ye gidiyorlar, halkta bir karşılığı yok, başarılı olamıyorlar diyor. Peki ne olacak? Şu an bir başbakanı idam etme noktasında bir tıkanma var. Yani siyasi partilerde işte düşünelim Adnan Menderes'in idam edildiği denklemi. Orduya gidiyorlar, CHP'ye gidiyorlar, İsmet Paşa'ya gidiyorlar,
Bakıyorlar ki olur yok işi. Çünkü sandığa gidildiği anda başa gelen bir memleket. Şimdi dolayısıyla yukarıda birbiriyle cebelleşen bölgedeki iki büyük güç, ki ben Amerika ve İngiltere olarak değerlendiriyorum bunları, bu iki büyük gücün terör örgütlerine kadar, bu terör örgütlerinin alt kadrolarına kadar, farklı fraksiyonlarına kadar sızdıkları, kullandıkları vesaire vesaire durumda yukarıda bir Türkiye'de çatı var. Bu çatıda başarılı olamıyoruz. Yani bütün halinde AK Parti'yi ele geçirmek projesi, çünkü %50 oy almış bir partiden bahsediyorsunuz, burayı feda edemiyorlar. Diyorlar ki biz bu yapıyı nasıl ele geçireceğiz? Bir kez, iki kez deniyorlar, bir türlü olmuyor. Peki bütün yapı bir MHP var, burayı da almak istiyorlar, burayı da başaramıyorlar. Şu an yenilen bir tıkanıklık noktası var. Ya bir şey feda edilecek, ya da yeni bir yol açılacak. Şimdi bu konuşmadan sonra siz şunu söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Ya arkadaşım sen devletin aldığı bu kararın yanında duruyor olabilirsin. Yani sen biz milli kimliğimizi muhafaza edelim, bir direniş grubu oluşturalım ve bu topraklarda sınırımızı da koruyalım diyen ekibin aldığı kararın doğru bir karar aldığını düşünüyor olabilirsin. Ama ben öyle düşünmüyorum diyebilirsiniz. Mesela siyasette şunu söyleyenler de var. Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer. Keselim, verelim diyen bir siyasi görüş de var. O, ben böyle düşünmüyorum diyor. Ben bunu vatana ihanet değil ama Türk'ün yüzyıllardır bu topraklarda sürdürdüğü davaya ihanet olarak görüyorum. Siz diyebilirsiniz ki biz öyle görmüyoruz diyebilirsiniz. Veya işte Güneydoğu'da en büyük çatışmaların yaşandığı dönem, yani Mervan Özal'ın vefatından sonraki dönemde Milli Güvenlik Kurulu oturup tartıştığı bir mevzu var. Kardeşim iki yol var. Bir çözüm süreci başlatmak, kucaklaşmak, bilmem ne yapmak, iki kafalarına sığmak. Sonuçta hangi karar çıktı? Şu karar çıktı. Ve o süreç yaşandı. Peki, diğerini söyleyenler vatan hainliği değildi. Peki bunu yapanlar vatan hainliğiydi. Böyle bir tartışma o dönemde de yaşandı. Şimdi siz şunu söylüyor olabilirsiniz. Ben Devlet Bahçeli, ben Recep Tayyip Erdoğan'ım, ben Halis Baykal'ım. Almış oldum. Daha doğrusu oynadığı rolü kabul etmiyorum. Ben küresel konseptin içinde yer almak istiyorum. Bu şartlarda ekonomimiz daha iyi olacaktır. Ki daha iyi olacaktır. Bu şartlarda uluslararası ilişkilerimiz daha dengeli olacaktır. Ki daha dengeli olacaktır. Bu şartlarda benim kendi şahsi önümü görebilme ihtimalim daha net olacaktır. Ki öyle olacaktır. Bunu söylüyor olabilirsiniz. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Ama ben Osmanlı'nın çökmeye başladığı yıllardan bu tarafa ki coğrafyayı dolaşmış ve oradaki acıları görmüş birisi olarak bunu bir misyona, daha doğrusu benim misyonuma ters geldiğini düşünüyorum. Hasılı bu. Beşinci parti kurulacak, kurulmayacak, ne olacak? Yani biraz böyle şimdi beklenen siyasette bu yazı çok sıcak geçecek arkadaşlar. Böyle sıradan olayların yaşanmasının ötesinde çok daha farklı boyutta kırılmaların yaşanması bekleniyor. Bunu AK Parti'nin kongresiyle birlikte de değerlendirebilirsiniz. İşte şeyde de sosyal medyada da yazmıştım. Aslında MHP'de yaşanan süreç genel başkanlığı ele geçirme ve genel başkan olma süreci değil aslında. O adaylardan bir tanesi zaten MHP'nin genel başkanı olacak. Bu belli. Yani Devlet Bey ona bırakacak MHP'yi. Bu çok net. Ama bunun dışındaki adayların bazısının da adaylardan bir tanesinin önünü kesmek üzere piyasaya çıktıklarını, yani ilk kafayı kaldıranın projesini bozmak üzere sahneye atıldığını ve MHP'de bu iş olmuyor
cümlesinin kurulması gerektiğini, bu amaçla çalıştıklarını başka bir ekibinde, bakın bu iş artık AK Parti'de olmuyor, biz burada devam edemiyoruz, ben eski meclis başkanıydım, beni eski milletvekili yazmışlar, bu nasıl olur? Efendim bana davetiye gönderildi ama kapıcıyı bulamamışlar, o yüzden kongreye gelemedim falan gibi cümlelerle artık bu iş MHP'de olmuyor, bu iş CHP'de olmuyor, bu iş AK Parti'de olmuyor diyen ekibi bir proje kapsamında ben bir araya geleceklerini ve Türkiye'nin hem dış politikasını hem ekonomik yönünü bu parti aracılığıyla belki değiştirilebileceğini düşünüyorum. Bu partinin çok güçlü bir parti olması gerekmez. Mevcut iktidarı iktidardan düşürebilecek olması bile her şey yeter aslında. Orada Devlet Bey devreye girdi. Sakın ola ki böyle bir oyun yapmayın. Biz MHP olarak hükümetin arkasındayız dedi. Sonra düzeltti, terörle ilgili mesele de arkasındayız dedi. Zaten bütün konseptin temelinde terör var. Terörün başlama sebebi zaten konseptin arkasında faaliyete geçmiş olması. Dolayısıyla sürprizlerin yaşanabileceği, ben hatta şöyle bakıyordum, acaba Binali Bey'in listesinde işte MHP'den 3-4 tane milletvekili bakan olur mu diye düşünüyordum. Yakın da olabilir, yani bunlar sürpriz olmaması gereken şeyler. Tabii bir taraftan da bu yapılanma engellenmeye çalışılacak. Vesaire. MHP 2 saat önce seçimde genel kurul kararı aldı, değil mi? Yok. Kongres değil, direkt genel başkan seçimde kongre kararı aldı, değil mi? Evet. Hayır olsun. Burada Davutoğlu'nun ayrılması, istifa etmesi veya çekilmesi söz konusu oldu ya. Bu oyunun bir parçası mı algılamayız da o zaman bu yani? Hepsini devlete gerçekten bir oyun üzere yönetiliyor. Bunu geçmişten beri biliyoruz. Davutoğlu'nun da bu oyunun bir parçası olarak çekildiği onlardan bir tanesi olarak bir görmeliyiz. Yoksa Davutoğlu gerçekten böyle sıkıntıda kaldı ve çekilmiş olmamız kaldı. Bunu Twitter'da yapmış olduğumuz paylaşımla da birlikte değerlendirebilir misiniz? Hayır, Başbakanın büyük, halkın büyük bir kesiminin desteğini alan bir kişi olduğunu söyleyen kimse onun olmayacağı, devletin aslında tercihini işte Peygamberimizin ismine yakın bir isimden yana tercih yapması yönünde Twitter'da evet. Olmuştu. AK Parti'de bir klik bu konuyla beraber temizlendi arkadaşlar. Bu hem hocanın da istihbaratını verdiği hem de askerinin de istihbaratını verdiği bugün yazdığı tweetle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. İran'ın dört gözle baş başa olmasını beklediği bir abimiz vardı. Bu zatımız maalesef baş başa olamadılar. Şimdi az önce bahsettiğim gibi kabinede bir AK Parti artı devlet ittifakını çok net olarak görebilirsiniz. Devletten kastım aslında asker. Sayın İsmet Yılmaz'ın mesela bilim, teknoloji, bilişim teknoloji mi? Bilim teknoloji. Yeni ilk defa bakan olan bir Kur'an Bey. Zannedersem ki İsmet Bey oraya tavsiye ettiği bir isim olsun gerek diye düşünüyorum. Gibi genel şeye baktığımız zaman daha önceki bakanlar kurulunda genel listenin daha çok AK Parti'de siyaset yapan isimler olduğunu görürsünüz. Ama bu kez Batılıların politokrasi dedikleri bir şey var. Yani aslında teknokrat adam ama siyasetin içinde olduğu için ve siyasi bir vazife yüklendiği için bakanlıklar siyasi vazifedir. Politokrat dedir ona. Ben hep şunu söylemişimdir. Belli bir tarihten sonra devleti yöneten asıl bakanlıklar yani dışişleri, içişleri, Milli Savunma Bakanlığı, bakanlıklar AK Parti'de yıllarca siyaset yapmış isimler tarafından değil, devlette uzun yıllar görev almış isimler tarafından icra edildi. Şimdi bugün açıklanan listeye baktığımızda listenin büyük bir çoğunluğunun buna dönüştüğünü görüyorsunuz. Yani işte sabahtan beri bir sürü telefon görüşmesi vesaire oluyor. Bakan olan yan milletvekili abilerimiz,
bakanlık alamayan AK Parti'nin yıllanmış siyasetçileri, bu nasıl bakan oldu, bu nasıl buraya döndü vesaire vesaire gibi bazı yorumlarda bulunuyor. Şimdi Ahmet Hoca'nın AK Parti'den ayrılma meselesi ne iki türlü değerlendiriyorum. Bir tanesi çok saf bir değerlendirmede, birlikte iki canlısı oynamaması gerekiyor. Şimdi AK Parti'de Tayyip Bey Cumhurbaşkanı seçildiğinde millet tarafından işin biraz daha gerisine gitmek lazım. Erkan Mumcu ile Abdullah Gül dediler ki Cumhurbaşkanı millet seçsin. Tayyip Bey dedi ki olmaz. Seçmesin. Mevcut sistemde devam ediyor. Hayır dediler millet seçsin. Bu teklifi getirenler bu zaten. Şimdi bir anayasa değişikliği paketi hazırlandı. Ben niye hatırlıyorum? Tayyip Bey mitinglere falan çıktı. Çok az yere gitti. Belki de içinden bu paketin geçmesini istedi. Beni beklediğim izlenim oydu. Sonra bu paket geçti. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilsine geldi. Ertesinde. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi. Şimdi ortada bir realite var. Yani bunu ister CHP'li olun, ister HDP'li olun, ister MHP'li olun, çok net bir realite yürüyebiliriz. Halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Bu ne demek? Bunun üzerine Tayyip Bey dedi ki ya bu dükkan bizim de yani ben açtım dükkanı. Buraya kim gelecekse kiracıdır da ya. Doğru mu? Bu böyle diyor. Yani. Şimdi hoca çok iyi niyetli. Ya işte reis çıktı yukarıya. Biz burayı bir toparlayalım. Toparlanma da ya. Bak böyle kalsın. Diyorsa ve hoca da toparlamaya çalışıyorsa burada bir sıkıntı meydana geliyor. Ha bu işin saf tarafından bakılan kısmı. Bir de benim dış politika ile ilgili baktığım taraf var. Hocanın özellikle son iki ayda dış politika performansının külliye tarafından çok takdir edildiğini düşünüyorum. Yani acaba bir farklılığa mı gitmeye başlamış sandı? Çünkü ben şöyle düşünüyorum. AK Parti'de siyaset yapan abilerimize de bunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı AK Parti'nin içi karışıyor diye değişmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı başbakanlık koridorlarında bizim adamımız değil de onun adamı var diye de değişmiş. Başka bir sebeple değişiyor olması lazım diye yorumluyorum hep. İşin bir penceresinden bakarsanız evet yetki karmaşası var. Bu sistem değiştirilmesi lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanımızın kafasında bir planı var. Bu plan onaylayanı ve onaylamayanı çok fazla olan bir plan. Ben kendince bazı geceler oturuyorum. Şu an Recep Tayyip Erdoğan ne olsa ne düşün diyor. Bence şöyle bir planı var. Yukarıya şimdi biz senaryoda şöyle yapıyoruz. Sonuç ne olacak? Şu olacak. Tamam. Böyle başlasın. Şöyle devam etsin. Burada böyle sıkıntılar yaşansın. Sonuçta buraya gelir. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan senaryosunu yazmış. Bence. Tamamen kendi fikirlerini söylüyor. Yukarıya ümmet yazmış. Demiş ki ümmet. Buraya varacağım ben. Aşağıda sıkıntılar olmuş. Kavgalar olmuş, gürültüler olmuş, bana hain demişler, bilmem ne demişler. Bunlar oyun gibi oynansın. Ama ben şu ümmete varayım diye kafasına yıkılacak. Peki bu nasıl somutlaşacak? Sizce? Yani ümmeti hedefleyen bir cumhurbaşkanı var. Burayı kurumsallaştırması gerekiyor. Oraya bir makam koyması gerekiyor. Buraya belki de halifeliği koydu. İşin planının sonunda buraya halifeliği yazdı. Dedi ki bu ümmetin parantez içinde kurumsal yapısı hilafet olur. Peki aşağıya çizgi çek. Halife kim olacak? Mesela burada da Tayyip Erdoğan halife olmak istiyor diye bir şey var. Söylenti var. Ben olsam halifeliğe kendimi yazmam. Çok kabul görecek,
hem Türkiye'de hem İslam dünyasında kabul görecek bir isim koyarım oraya. Bunu da neye göre yapmak lazım? Basit, açarsınız kaynakları, halife kimden seçilir? Bakarsınız. Koydunuz, kim var bugünkü dünyada buna veya? Ahmet, Mehmet, Ali, Veli. Tamam. Sonra gerisini siyaseten yorumlarsınız. Endonezya bu işe girecek. Malezya, Pakistan, Afganistan, Suudi Arabistan, Katar, Yunan, Ali'ye ele. Veli'ye ele. Kim kaldı? Ahmet, değil mi? Ahmet Seyit, Mehmet Şerif. Kimi koysak? Gibi bir plan yapıp kendince oraya da bir isim koyduğunu düşünün. İşin sonunda varmak istediği noktayla ilgili eleştirebilirsiniz. Mesela ben şahsen İslam'ın bir kimlik olamayacağını düşünüyorum. Yani İslam bir şey kimliği olamaz. Nasıl söylerler ona? Kurum kimliği olamaz bence. Benim şahsi kanaatim. Türk bir kimliktir, Kürt bir kimliktir. Ama Müslüman dediğiniz anda yani Müslümanların birliğini kuralım. Bu benim aklıma çok yatmıyor. Çünkü böyle bir birlik tarihte hiç kuramadık. Ama hiç kuramadık. Peki olduğu kadarını kuralım. Şimdi İslam Konferansı Teşkilatı. İslam Konferansı Teşkilatı amacına hizmet edecek şekilde çalışırsa iyi bir şeydir. En azından birbirlerini tanırlar, birliktelik sağlanır, bilmem ne olur. Ama oturur toplantı yapar, kimse kimsenin iç işlerine karışmasın diye bir karar alırsınız. Birisi kalkar der ki Türkiye Suriye'ye karışıyor, öbürü kalkar Suudi Arabistan Suriye'ye karışıyor, öbürü kalkar bilmem ne Ürdün'e karışıyor, İran Irak'a karışıyor. Nasıl çıkacaksınız işin içinden? Bu sefer tam tersine hareket eden bir teşkilat haline gelir. Yapmak istediğiniz, iyi niyetle ortaya koyduğunuz bir iş, bu kez tam tersine döner sizin ve sizi ayrıştırmaya başlar. Dolayısıyla ben Tayyip Bey'in kafasındaki bu ümmet üst başlığını kendisi tarafından son nefesine kadar ki misyonu olarak kendisinin gördüğünü düşünüyorum. Ya çok geniş bir yelpazede, tarihi yelpazede bir konseptten bahsettiniz. Yanılmıyorsam tarih 2014'tü. 29 Ekim 2014. 28 Ekim değil, 30 Ekim değil. Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim. Peşmerge'nin Türkiye sınırından geçip Kobani'ye geçmesine siz bahsettiğiniz tarihsel konsepte neresini oturtuyorsunuz acaba? Türkiye'de Irak'ın üzerindeki ekiple iş tutuyor olmasına bağlı. Peki niye 29 Ekim? Şimdi burada bilmiyorum Emre Taner'i takip ediyor musunuz? Artık takip edilir mi özetliyorsunuz? Şeyce ama nasıl takip etmemizi bekliyor? Bizim basından en azından takip edebilirsiniz. Şimdi Kürt meselesindeki şu an devletin beyni gördüğüm kadarıyla Emre Taner. Yani eski İstihbarat Teşkilatı'nın dışarı. Emre Taner hem Kandil'dekilerle hem Kuzey Irak'takilerle kurduğu bir denklem var. İdi. Bu denklemin içine İran kendi Kürt devletiyle girdiği anda işler bambaşka noktaya gitti. Ben şöyle görüyorum. Türkiye'nin Berzani'yi Türkiye'ye getirip Kürtlerin huzuruna çıkartması aslında bütün Kürtlere bir mesaj. Bunun tersine Türkiye'deki Kürtlerin Berzani'yi hain olarak ilerlemesi de İran'ın Berzani'nin Kuzey Irak petrollerinin satışında Bağdat'la ortak hareket etmiyor
diye bütün dünyaya ve bankalara şikayet etmesi arkasında da benim Kürdistan'ımla onun Kürdistan'ı arasındaki kavga ediyor. Bu basın medyada da çok net görünebiliyor. Mesela Berzani'ye yakın olan isimler PYD'nin yapmış olduğu katliamlarla ilgili belgeseller hazırlıyor diyorlar. PYD'ye yakın PKK'lı isimler Berzani'nin Kürt halkına yapmış olduğu zulümlerle ilgili belgeseller, filmler hazırlıyor diyorlar. Bölgede bu gruplar arasında ciddi bir savaş var. Ben az önce Ahmet Hoca ile bir şey konuştum. Ben bugünden sonra Türkiye'nin dış politikasında ciddi değişiklikler olacağını düşünenlerdir. Özellikle Suriye konusunda bambaşka bir yola girebiliriz bir anda. Hiç ülke tartışılmadan, bilmem ne yapılmadan. Kilise atılan bombalar bir süredir bunun habercisi. Muhtemelen oyun şöyle devam eder. Türkiye'de kilise birkaç bomba atar. Türkiye'de karşı tarafta birkaç bomba atar. Sonra Birleşmiş Milletler araya girer. Ya siz savaş noktasına girdir. Ya biz sizi masaya oturtalım. Belki Mısır devreye girer. Belli olmaz. Çünkü Esad'la bizim masaya oturmamız pek mümkün olan bir şey değil. Bir sebep olması lazım. Böyle bir durum sıcak savaş noktasına varacak olursa hemen bir heyet kurulur. Masanın iki tarafına oturtulur. İşte ne yapalım? Şöyle olsun, böyle olsun. Bizdeki mülteciler size geçsin. Sizdeki esirler bize teslim edilsin. Falan diye bir hızlı ve ani bir değişime gidileceğini düşünüyorum. Sizin hocam peşmerge ile ilgili sorunuzun cevabı herhalde gelmiştir. Var mı da? 29 Ekim'in özelliğini buradan çıkarabilirsiniz biraz. Yani 17 Aralık'taki özellikle üstünde basa basa durulan dosyalardan bir tanesi Halkbank dosyasıydı. Mesela Halkbank dosyasının ucu eğer iyice detaylandırarak giderseniz aslında Berzani'nin sattığı petrole çıkıyor. Berzani'nin satmış olduğu petrolün Türkiye ile kırıştırılmasından kaynaklanan bir problem vardı. Hatta Morgan and Stanley firması banka Amerika'da Ziraat Bankası'nın ve Halk Bank'ın Amerika'daki bütün işlemlerinin durdurulmasını ve ruhsatların iptal edilmesini falan istemişti. Tabii bu zannedersem yine Berzani ile Türkiye arasında petrolün satışı ve o paranın Halk Bank'ta tutulması ile ilgili falan bir meseleydi gibi geldi bana. Sonrasında teyit raporları iptal edildi zaten Kuzey Irak tarafından. Şu anda Morgan'lara verildi Halkbank'taki para transferi. Gönderildi yani, kazandılar o savaş. Maalesef. Ben Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini düşünenlerden de o savaş o gün kaybedildi zaten. Soru var mı? Ben bir sorudan sonra ne de sorabilirim. Sağ olun. Eski bir askerim, 14 sene sağlıklarla çalıştım. Asubayla da yoruldum, subayla da yoruldum. Kendimizden operasyonlarda bulunmadım ama arkadaşlarım, komutanlarımın şeyinde hep 90'lı yıllarda falan işte PKK'nın çevrildiğini tam gerçekten orada sonuçlanacakken bir hani bir şehir efsanesi gibi ama ben zaten muhataplarımdan da dinlediğim için ve orada o faaliyetin yapılmadan çekilmek zorunda kaldıklarını defalarca duyan, dinleyen biriyim. Şu son dönemlerde de özellikle o işte nerede patlamış olduk, bombadan sonra birçok bomba patladı ve sonuçta bir sene ve çok ciddi bir sıkıntı oluştu. Hatta şehirlere, ilçelere girildi. Ve her gün polislerimizi, özel hareketlerimizi, subaylarımızı şehit veriyoruz. Bu süreçte bu fakir nacizane düşünüyoruz. Yani bir tarihçi ve bir perspektif sahibi olan birisi olarak şehirde merak ediyorum fikrimizi. Sanki bu süreçte o şehitlerin verilmesinin biraz önce anlatmış olduğunuz devletimizin aile çıkarları doğrultusunda olduğunu düşünenlerden. Bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Yani bu dönemde o şehitlerin verilmesi gerekiyor. Şimdi mesela ben son zamanlarda işte muhafazakar camia, milli istihbarat teşkilatından iki sayı çıkıyor. Ben hep tam tersini düşünen biriyim. İşte MİT'ten gelen arkadaşlar da öyle çıkıyor da. Şimdi
bir kurumun başındaki adamın değişmesiyle o kurumun bir anda değişeceğini düşünmek siyaset hiçbir şey bilmemek demek aslında. Amerika'nın çok ciddi anlamda vakıf olduğu bir istihbarat ağımız var. Bu soru, yani PKK'yı Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi kurdu, hatta daha üzerinde işte komplo teorileriyle de bir dönem uğraştığı için hep sorulan sorudur. PKK'yı asker mi kurdu, ordu mu kurdu sorusu. Şimdi merhum Mahir Kaynak'la onun kendi şahsi hayatını ben ciddi ciddi konuşmuştum. Mahir Bey üniversitede iktisat asistanıyken, iktisat bölümünde bir gün milli istihbarat teşkilatından geliyorlar. Bizimle çalışırız diyorlar. Mahir Bey de çalışırız diyor. Genç, heyecanlı. Ve muhafazakar da birisi. Yani sağcı birisi. Mahir Bey'le. Ve Mahir Bey'e görev olarak şöyle diyor. İşte sen iktisadı, ekonomiyi bilmem ben, Karl Marx'ı, şunu bunu bildiğin için seni diyorlar komünist grupların arasına sığdıracağız. Hitabeti iyi, analizi iyi, işte zeki de birisi. Burada liderliğe kadar yükselmeni istiyoruz. Mahir Bey nihayetinde işte farklı örgütlere falan giriyor, bilmem ne oluyor, gönüllü oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ve Romanya'da dünyadaki bütün komünist gençlik örgütlerinin bir toplantısı var. Bu toplantıya temsilci olarak gönderilen komünist Türk Mahir Kaynak. Mahir Kaynak gidiyor işte orada konuşma falan yapıyor Türk komünistlerini temsilen. Nihayetinde en son Cemal Madanoğlu cuntasına sızıyor. Bununla ilgili mütevazı raporlar veriyor fakat darbe yapılmadan önce günü belirlendiğinde gününün hemen bildirilmesini istiyorlar müddet. Fahir Bey'in anlattığı şu, ben diyor toplantıya şey yaptık, bakanlar belirledik diyor. Yani darbeyi bulacak, gün belirlenmedi. Liste hazırlandı diyor, işte Madanoğlu devlet başkanı, ben diyor başbakan. Yani komünistler darbe yapacak ama MİT'in elemanı başbakan olacak. Başbakan olarak beni yansıtıyor. O gece diyor toplantıya girdik. Hani gününü falan belirleyeceğiz. Sırtına diyor ben teyip koydum. Konuşmalar kaydedilecek ve deşifre edildiklerinde mahkemede delil olarak kullanılacak. Şimdi toplantıyı yapıyorlar. Herkes geliyor. Madanoğlu diyor ki içimizde diyor ajan olabilir. Herkesin üstü arasında. Ben diyor şok oldum. Elim ayağım tutuyor. Dedi ki diyor Mahir Bey sizi arayın. Herkesin üstüne. O anda diyor bana değil diyor. Yanındaki birini aratsaydı ben de şükür olacaktım. Ve toplantıda herkesin üstüne arıyor. Temizler efendim. Bunun üzerine toplantı başlıyor. Tarih belirleniyor. Ve hemen istihbarat teşkilatı haber ediyor. Ekip toparlanıyor. Şimdi sonra mahkemede öyle bir noktaya geliniyor ki MİT diyor ki Mahir Hoca'ya seni deşifre etmemiz lazım. Nasıl deşifre etmemiz lazım? Senin mahkemede açık açık neler olduğunu anlatman gerekiyor. İşte Mahir Hoca önce korkuyor, itiraz ediyor falan filan. İşin nihayetinde de işte bazı şeyler, şartlar söylüyor. Şu olsun, bu olsun, çocuklarımın eğitimine devlet şey versin, kefil olsun bilmem ne bilmem ne. Nihayet deşifreci. O günden sonra Türkiye'deki en tükaka adam olarak solcuların gördüğü birisiniz Mahir Hocamız rahmetli. Şimdi Mahir Hocam öyle anlattıktan sonra ben bu toplantıya katılan bir başarışlıcam. Bu toplantıyı dinledim. Ha Mahir Hocam'ın söylediği bir şey vardı mesela. Eğer o gün deşifre olmasaydım CHP'nin yerinde başkanlığında Deniz Baykar değil ben olacaktım diyordu. Yani CHP'nin genel başkanı Deniz Baykar değil ben olacaktım diyordu. Şimdi ben orada şunu sordum. Ne yani Deniz Baykar da mı oradan geldi diye sormuştum. Cevabı söylemiyorum. Şimdi o toplantıya katılanlardan bir tanesi de şunu söylemişti. O toplantıda Mahir Hoca zaten oraya feda edilmek üzere gönderildi. Devletin gönderdiği asıl adam benimdi. Bakıyorsunuz gerçekten de Mahir Hoca bu işin bütün sıkıntısını çekmiş.
Bu adam hiçbir sıkıntı çekmemiş. Şimdi bizde de bilinen şöyle bir durum var. PKK'yı asker yaptı. Şimdi asker bu ülkeyi yıllarca kendisi yönetti zaten. Siyasetçi gelmesine rağmen kendisi yönetti. Bir oyun kurulacaksa kuran askerdi. Asker de değildi aslında. Askerin yukarıdan akıl veren damardı. Yani onun beynine, bizim asker öyle, beynine getiren kişiler. Şimdi gibi. Şimdi mesela Mahir Hoca'ya ben bunu da sormuştum. Yani PKK'yı gerçekten askeri bir kurma ihtimali vardı. Şöyle bir şey anlatmıştı. O dönemde gerçek anlamda ayrılıkçı bir sürü Kürt örgüt vardı. Bunlar ayrılıkçı örgüt. Devlet şöyle bir karar almış olabilir. Biz içimizden bir ekip çıkaralım. Bütün bu ekipleri tasfiye ettik. Ve diyor bu apocular ilk çıktığında hep diyor bu grupları grupların üstüne gitti. Ve bir süre sonra bir baktık ki bir tek apocular kalmış. Diğer hepsi temizlenmiş. Şimdi hala da dedikodu halinde bazı siyasi yerlerde siz de duyuyorsunuzdur. İşte PKK'nın lider kadrosundan filanca isim. Aslında bizim adamımızmış. İşte geçenlerde çok ciddi rahatsızlanmış, helikopterle getirilmiş, hastanede tedavi edilmiş, geri kandile götürülmüş falan filan gibi bir sürü hikaye var. Bilemem böyle bir şey olmuş olabilir mi? Yani askerin, PKK'nın orada var olması bir dönem Türkiye'yi yöneten üst aklın projesi miydi ve ona mı hizmet ediyordu? Ama benim bugün söylediğim 99'dan bu tarafa zaten verilen mücadele o üst akla karşı verilen mücadele. Yani ben bunu kitap ismi yapmıştım ama devletin raporlarında da geçiyor bu şey, kayıt, karar odası. Yani bütün kararların alındığı ve dikte edildiği bir heyetten bahsediyoruz. Bu heyetle 99'da ciddi bir mücadele başladı. Bu mücadele zannedersem 2005'te bir noktaya varmıştır. Yani bu üst akıl denilen bugünkü tabiriyle ekiple bir mücadelede bir yere varılmıştır. Türkiye'deki üst akıldan bahsediyorsun. Yani bu 2005'te kırılma dediğiniz bu encümeni danışçılardan falan mı bahsediyorsun? Yok, encümeni danışçılardan bahsediyorum. Onunla alakalı bir şey değil mi? Başımda bir Amerikalı'nın olduğu üst akıldan bahsediyor. Şu an denilen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? O üst akıl anlamından. Ben coğrafyadaki mücadeleyi bir Amerikan-İngiliz savaşı olarak görüyorum. En tepede. Ve Türkiye'deki iktidar değişimlerinin şahsi bazda ve partiler bazında bu savaşın saflarında yer almak olarak değerlendiriyorum. Bu Osmanlı Devleti yıkılır de böyleydi. Mesela herkesin Mustafa Kemal İngilizlerle ittifak yaptı sözüne karşı ben bir tarihçi olarak tam tersine Mustafa Kemal'in Amerikalılarla ittifak yaparak bir devlet kurabildiğini düşünenlerdenim. Hem Cumhuriyet kurulduktan sonraki Türkiye'de İktisat Kongresi'nde alınan kararlar ve yeni Cumhuriyet'in yönlendirilmesi vesairesi meselesinde Amerikan iş adamlarının daha fazla rol aldığını özellikle Başkan Wilson'ın ve Wilson prensipleri cemiyetinin içinde yer alanları Mustafa Kemal'le beraber hareket ettiklerini düşünüyorum. Bugün de işte Amerika'da Irak'a gelmiş bazı örgütler Amerika'ya karşı direniyor. Para nereden geliyor, silah nereden geliyor? Bakıyorsunuz İngilizlerden geliyor. İngiltere Suriye'de bir güç elde ediyor. Bir bakıyorsunuz bir terör örgütü çıkıyor. İngiltere'nin o bölgedeki egemenliği üzerine bir mücadele veriyor. Bakıyorsunuz kim organize ediyor? Amerika organize ediyor vesaire vesaire. Şimdi bugün de bizim yaşadığımız özellikle 1 Mart askerisinden bu taraftaki ciddi kırılmaların temelinde Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde 1 Mart askerisinde ve AK Parti kapatma davasında ve 17 Aralık 25 Aralık meselesinde Amerika ile İngiltere arasındaki saf tercihlerinin rol oynadığını düşünüyorum. Hocam bu çarşının şey, bunu söyleyince sorular arttı. Hocam son 10 yılda günümüzün 10 senesinde Çin'in bir faktörü olabilir mi bu değişimde? Şimdi biz
Merhum Ömer Hükümet ve Merhum Erkan Kaynak'la bir Çin meselesini masaya yatırmıştır. Ben daha çocuktum o zaman. Öğrendiğim şu var. Çin dediğimiz aslında para olarak Amerika. Dolayısıyla Çin'in bir süper güç olarak bölgeye gelmesi aslında Amerika'daki para sahiplerinin Çin'i de orada bir müttefik olarak kullanma isteği ve arzusu. Yani şöyle bir gerçekle karşı karşıya, işte Amerika'ya gittik gördük, bir cadde var aslında dünyanın üretim merkezi gibi bir yer. Bütün markaları orada görüyorsunuz. Yani bütün para babalarını orada görüyorsunuz. Bu adamların çok ciddi bir parası var. Bu adamlar bir gecede bu parayı Türkiye'ye getirince Türkiye müthiş refaha kavuşuyor. Başka bir ülkeye götürdük değil mi? Çektiklerinde bir ülke ekonomik olarak kriz yaşıyor vesaire. Şimdi bu beyefendilerin şu an dünya üzerinde seçmiş oldukları belli devletler var. Yaptıkları anlaşmalar var. Kardeş gel sen bu şekilde ülkeni, ekonomini vesaire götüremezsin. Biz buraya parayı getireceğiz. Ekonomik olarak sen de ayakta durabileceksin. Ama ülkenin CEO'su biz olacağız. Senmiş gibi görünebilirsin sorun yok dedikleri bazı devletler var. Şimdi bu beyler mesela yakın zamana kadar Türkiye'ye de böyle pazarlıklarla geliyorlardı. Artık gelmemeye başladılar. Dolayısıyla hani bazı Araplarda şöyle bir düşünce vardı. Türkiye bize geliyorsa aslında Amerika geliyordur diye bazı Arapların şeyi var. Söylediği sözler vardır. Çin geliyorsa diyor ki Amerika geliyordur aslında. Çünkü ekonomisine baktığında, oradaki paraya baktığında bütün bu sistemi kontrol eden Amerika olduğunu zaten görebiliyorsun. Almanya mı banklarının arasında? Bölgesel olarak. Küresel ölçekte değil belki ama. Şimdi... Yani şöyle özür dilerim. Aytun Çalt'ın da lafı vardı meşhur. Türkiye'de asıl işlerin arkasında Almanya vardı diye. Onlar hareket var. Ahmet Hoca da Almanya yüzünden gitti diyenler var. Evet. Şimdi benim tarihteki en büyük kırılma noktalarına baktığım zaman çıkardığım bir yorum var. O da şu. İngiliz iş adamlarının bir kısmı Amerika kıtası keşfedildiğinde Amerika'ya geliyor. Burada bir zenginlik oluşturuyorlar. Fakat bir süre sonra Papa'nın emrindeki askerler bunların yanına gidip ya siz ne diye İngiliz kralına bu kadar vergi ödüyorsunuz? Gelin burada size ayrı bir devlet kuralım. Silahsa silah, askerse asker, biz size yardım ederiz diyorlar. Ve Amerika'da bir bağımsızlık savaşı başlıyor. Nihayetinde o tarihten itibaren bu İngiliz kralına karşı oluşturulmuş bir Amerikan-Alman bloğu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bile ciddi anlamda devam ettiğini düşünüyorum ben. Nasıl devam ediyor? Amerikalı sanayiciler, mesela Ford'a bakıyorsunuz, hem İtalya'ya hem Almanya'ya, peşinden Türkiye'ye Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendi imkanlarını sonuna kadar açıyoruz. Hem Almanya'yı ayakta tutan, hem İtalya'yı ayakta tutan, hem Türkiye'yi ayakta tutan iş adamlarının, silah tüccarlarının bütün bu savaş denklemlerinde bir anda Almanya, İtalya, Türkiye üzerinden bütün bölgeyi şekillendirmek istediğini görüyorsunuz. Şimdi son dönemde Amerika ile İsrail arasında bir ayrışma yaşandığında Almanya ile İsrail'in ciddi anlamda yakınlaştığını gördük. Ve birlikte bölgeye bir operasyon çekmeye çalıştıklarını gördük. Türkiye'de sanki Almanya ile bir ve beraber olmak istiyormuş gibi bir hava esti. Şimdi bu denklemin nereye varacağını ben düşündüğüm zaman şöyle bir sonuca varıyorum. Amerika kendi içinde tartışma yaşıyor. Bunu sonuçlandırdığında çökecek, gelecek. Diyecek ki gelin toplanın. Siz benim adamlarınızdınız. Hadi bakalım tekrardan bir oyun başlatıyoruz diyecekler gibi geliyor bana. Almanya'nın da, İtalya'nın da, Türkiye'nin de aslında Godfather filmi bu şeyin çok güzel bir senaryolaştırılmış hali. Türkiye'de de mesela işte Koç ailesinin bir filmi çekilse işte General Electric'in bir taraftan şehirlenmesidir, öbür taraftan Ford, İtalya'da fiyatın bir Türkiye'deki temsili vesairesi vesairesi derken çok güzel bir Godfather filmi çıkabilir mesela. Ben Almanya'nın tek başına bölgeyi şekillendirmekte gücünün hiçbir zaman yetmeyeceğini düşünüyorum ama
her zaman söylendiği gibi Türkiye'de en fazla kayıtlı istihbaratçısı olan devlet de maalesef Almanya. Hocam, komik soru sormak istiyorum. Önce ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Ben Birmat tezkeresiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani Birmat tezkeresinde estirilen hava bir şeydi. Bir tarafta Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, işte girmeyelim. Diğer tarafta Recep Tayyip Erdoğan girmeye daha istekli taraftı gibi bir hava istedim. Yunus Emre, sen anlattın, bunu çok anlattın. Bu noktada yani şimdi dediğiniz şimdi, altta gösterilen bir oyun mu? Bir Martes keresinde şöyle bir iş var. Amerika'nın ikini Andrei'ye çökecek. Bu gelecek 50 yılın enerji politikasının göbeğinde yer alan bir iş. Yani aslında petrolden de ziyade doğal gaz meselesi. Dedi ki ben buraya gireceğim. Buraya gelmesinin sebebi o petrolü veya doğal gazı kendisine almak değil. Çünkü kendi petrolü yetiyor zaten. Amaç kendisine rakip olabilecek devletlerin o enerjiye zor ulaşmasını sağlamak. Şimdi Amerika dedi ki ben buraya gireceğim. Dünyanın ikinci süper gücü olan İngiltere'nin burada bir karar vermesi gerekiyor. Ve demesi gerekiyordu ki ben girmeyeceğim veya ben de gireceğim. Akıllı bir hareketle biz de yanındayız dedi. Geliyoruz. Fakat buradaki parantezi Amerika'ya açıklamadılar. Senin orada mağlup olman için elimizden geleni yapacağız. Yani seninle beraber gireceğiz Irak'a ama senin orada mağlup olman için de elimizden geleni yapacağız. Bunun için ilk adım Türkiye'nin kuzeyden sınırda aşmaması ve ittifak yapmamasıydı. İngiltere'nin hesabı eğer Amerika Türkiye'yle ittifak yapamazsa ben Irak'taki Sünni direnişçilerle de savaşın sonrasında ittifak yaparım. Bu Sünni direnişçiler Amerika'ya karşı uzun süreli bir direniş örgütlerler. Nihayetinde Amerika oraya çok daha fazla para harcamak zorunda kalır. Ekonomisi biraz zedelenir askeri harcama sebebiyle. Bu da benim işime yarar diye bir politika düşünüyor. Bir baktık ki o tarihte mesela Can Dündar Milliyet'te köşe yazarıydı. Tam da bugünkü İngiltere politikalarına paralel hareket eden Can Dündar o sırada dedi ki kuşların gök yollarını bozuyorlar. Neymiş? Savaş uçakları geliyormuş. Kanarya Sevenler Derneği buna ödül verdi hatta öyle bir şey oldu o sırada. Şimdi bu bir algıydı. Yani sol camiaya bakın kuşların göç yolunu bile değiştirecekler, uçaklar gelecek. Aman savaşa hayır diyor. Peki sağda ne oldu? Sağda da yine iki görüş var. Görüş bir, Amerika ile beraber hareket edelim. Irak'a girelim. Sonrasında hesaba bakarız. İyi değil. Tayyip Bey bu görüşteydi. Yani biz Amerika ile ittifak yapalım ve Irak'a girelim. Askeri olarak da girelim. Kapılarımızı da açalım diyordu. Ama o dönemki başbakanımız Abdullah Gül ve danışmanı Sayın Ahmet Davutoğlu Ahmet Hoca hayır girmeyelim. Şimdi burada askeriyede de aynı şekilde iki kanat vardı ki bunu işte bazı yazarlarımız bir Mart tezkeresine hayır denen, hayır diyen isimler tasfiye ediliyor dediler Ergen'in konuda. Bir ekipte biz Irak'a girmeyelim dediler. Bunu İslam kardeşliği, Müslümanlıkla, işte emperyalizme karşı durmakla vesaireyle açıkladılar. Burada samimi olan gerçekten işte Hasan Cahil'den anlatmıştı bana. O dönem büyük bir stres ile başbakanlıkta Ahmet Hoca'nın odasına giriyor. Yahu Ahmet ne yapıyorsun? Bizim girmemiz lazım. Turgut Özal'ın bütün planı, projesi, ben yanımdaydım, buydu. Nasıl olur da girmeyelim dersin diye bastırıyor Ahmet Hoca'ya. Ahmet Hoca da diyor ki abi gelirlerse gideceklerini garanti etmiyorlar. Yani girecekler İskenderun limanından çıkacaklar karaya. 25 bin Amerikan askeri karada bir hudut gibi geçecekler Kuzey Irak. Peki burada kalacağız derlerse ne olacak? Diyor Ahmet Hoca. Yani savaşacağız mı bu adamlarla?
Peki durdular burada ve bir sınır çizdik dediler. Burası da Kürdistan dediler. Ben 25 bin Amerikan askeriyle mi savaşacağım? Bunu mu göz alıyorsunuz? Diye itiraz ediyoruz. Ve ben başbakanımıza da söyledim, genel başkanımıza da söyledim. Girmememiz gerekiyor diye Ahmet Hoca da kendi fikrinde ısrarcı oluyor. Bu tezkerenin geçmemesinin ana şeyi, fikrinin, beyninin Ahmet Hoca olduğunu bugün biliyoruz. Yani bu tezkerenin geçmesini istemiyoruz. Ama diğer tarafta Tayyip Bey tezkerenin geçmesini istiyordu. Nihayetinde tezkere geçmedi. Şimdi algıların dışında o tarihten sonra biliyorsunuz AK Parti tabanında özellikle AK Tiroller'de bir furya başladı. Filanca İngiltere'nin adamı, filanca Amerika'nın adamı, filanca işte Almanya'nın adamı falan filan. Türkiye'nin adamı hiç yok bu denklemde. Yani kim Türkiye'nin adamı? Ben bu ekipte de Türkiye'nin adamı olduğunu düşünüyorum. Muhalefette de Türkiye'nin adamı olduğunu düşünüyorum. Bir Mart tezkeresindeki yorumlarda kim art niyetliydi, kim milliydi? Allah bilir. Hocam ağzınıza sağlık. Estağfurullah. İki soru sormak istiyorum. Birincisi, tarihte Türk devleti çok kriz anlarında ya gücü tek noktaya çalışmak, toplamak istemiş ya da toplamış. Yani Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelede hem askerin hem sarayın hem de bürokrasinin bütün Mustafa Kemal'in şahsında toplanmış. Bu anlamda bu bir siyasi gelişmeleri yorumlayabilir miyiz? Eğer yorumlarsa bizi önemli günler mi bekliyor? Bir. Evet hocam. İkincisi, çok uzun dönem Milli Savunma Bakanlığı'nı yapmış bir şahsın Milli Eğitim Bakanı olmasının bu anlamda konuştuğumuz şeyler alanında bir anlamı var mı? Arkadaşlar, bu buçuk saat oldu. Çıkmak isteyenler var, ortalık kalabalık. Şimdi 5 dakika çıkmak isteyenler hemen bir çıkabilirler, yerlerine gelmek isteyenler gelirler. Yani sohbet uzayabilir, süre sıkıntımız yok ama bazı arkadaşlarımız herhalde kalabalık olduğu için çıkamıyor. Var mı çıkmak isteyen? Evet, buyurun. Şöyle çıkmak isteyenlere bu yol açalım. Değerlendirmelerimizle milletin değerlendirmesi arasında ciddi farklar var hocam. Yani biz işte Ahmet Hoca'yı değerlendiriyoruz. Acaba neden gitmiştir, nasıl gitmiştir, komple var mıdır vesairemdir. Ama son dönemde diğerlerine yanlış yaptığımız bir husus da şu, millet biz gibi bakmıyor oraya. Yani mesela benim annemle babam, çocuklarımızla uzaktan yakından herhangi bir alakası yoktur. Muhtemeldir ki birçoğumuzun annesiniz, babasınızla bizim burada konuştuklarımızla pek bir alakası yoktur. Burada bir tane adam olması lazım. Tayyip Erdoğan, Ahmet Dağdoğlu biraz başını kaldırdı. Onu da gönderdi. Diyor ki en fazla. İşte Ahmet Hoca iyi adamdı, niye harcadı falan diyordur. Ahval yapıyordur. Bir hafta sürecektir burada. Ondan sonra da pek hatırlamayacaktır. Şimdi fakat milletin vermiş olduğu bazı refleksler var. Bunu ben anlattığım zaman hocam sen Türk milletini çok uğurluyorsun, çok kutsuyorsun diyorlar. Mesela 17 Aralık süreci başlamadan önce Temmuz ayında demiştim ki ben AK Partili bazı büyükşehir belediyelerine ve daha üstte bazı isimlere operasyon çekilecek. Buna hazırlıklı olmak lazım diye Twitter'da yazmıştır. O zaman bir milletvekili abimiz İstanbul'da buluştur, işin sonu nereye varır? Böyle bir şey olursa demiştir. Ben de demiştim ki millet kasetmiş, ses kaydıymış, bunlara bakmaz.
annemden örnek vermiştir. Ben üniversitedeyim. Merhum İsmailce yeni bir parti kuruyor. Partinin adı Yeni Türkiye Partisi. Sınavlar yapmış, memlekete gitmişim. Televizyonda haberler var, seçim süreci, 3 Kasım. İsmailce seçim sürecinin üstünden konuşuyor. Anneme dedim ki, anne bu adama oy verir misin? Verdim oğlum dedim. Niye dedim? Kadın gibi konuşuyor dedim. Şimdi biz de o sırada yurtta işte İsmailce Amerika'nın adamıdır, İngiltere'nin adamıdır, bilmem şu mudur, ekonomik politikası ne olacaktır. Bir sürü yorum yapıyoruz. Annemin gözünden siyasetçinin profili bu. Şimdi buradan yola çıkarak demiştim ki, Türk milletinin şöyle bir huyu var. Diyelim ki 10 ayrı obayız. Veya 10 ayrı hanlıyız. Bu hanların bir başı vardır. Buna da başkan denir. Başkan kelimesinin oradan geliyor. Diyelim ki hanlardan birine bir istihbarat verdi. Dediler ki başkan bizim hanlıktaki kadınlardan birine tecavüz edilir. Dediler. Bu han gücü yetiyorsa direkt gider başkana, sen böyle bir şey yaptın mı diye hesap sorar. Gücü yetmiyorsa birkaç tane daha hakim kana gider. Der ki başkan hakkında şöyle bir bilgi var. Kadınlarla konuştur. Kadın da dolduruyor. Bu bizim kanlarımızın namusudur. Biz bu adamla mücadele edeceğiz. Der. Fakat tam o mücadele başlayacakken bu kanlar hanına başka bir dış topraktan, coğrafyadan bir saldırı gelirse bu hanlar anında bu savaşı unuturlar. Ve bir anda başkanın etrafında kenetlenirler, önce bu adamı gönderirler. Ondan sonra ise bu savaş bittiğinde başkan galip gelmişse ilk mecliste otururlar, bu başkana şu eski hadisenin hesabını vermek zorundadırlar. Şimdi dedi, size böyle bir operasyon çekildiğinde millet birden kenetlenecek. Diyecek ki şunu bir atlatalım. Bunun arkasından da hesap sorar. Bak bu hesabı geciktirmiyor. Gerekirse dedi birinin hapse girsin. En yakınımız hapse girsin. En yakınımız kimse gerekirse o hapse girsin. Sorun değil. Ama hesap verip döndük mücadeleden ayrıldık. Şimdi sana hesap veriyorum. Değil kendi partimize. Şimdi bir kişi etrafında kenetlenme meselesini sordunuz ya. Az önce zaten onu söyledim biraz. Devlet Bahçeli, Deniz Baykal, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ı millet olarak bence biz seçeceğiz. Birileri eğer milletin dediğini yapıyor olsaydı 7 Haziran'da bambaşka tablolarla karşılaşırdık. Öyleyse ülkenin kaderine hükmeden kararları alan birileri var ve bu birileri millet Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlendiği için daha fazla diğerlerini onun yanına koymuş. Bu isim Deniz Baykal olsaydı Deniz Baykal'ı bu isim Devlet Bahçeli olsaydı bu isim Devlet Bahçeli olsaydı. Mesela ben şöyle bir yorum yapmıştım. 7 Haziran seçimlerinde CHP'nin başında Deniz Baykal olsaydı Devlet Bahçeli ertesi gün seçime giderim demezdi. Muhtemelen. AK Parti CHP büyük bir koalisyon kursun derdi. O koalisyon da kurulur. Ama CHP'nin başında saydığım isimlerden biri olmadığı için Devlet Bey hadi dedi seçime gidelim. Şimdi görünüyor ki zaten söyledim. Askerin bir zatın arkasında duruyor olmasının sebebi zannedersem işte bu milletin kenetlenmesini sağlar. Mesela AK Parti kapatma davası açıldığında ben şöyle bir yorum yapmıştım. Zinhar kapatamazlar. Çünkü devlette bir akıl olmak zorundadır. Eskiden bu milleti birleştiren bir sürü şey var. Bir sürü madde sayabilir miyiz? Bak ayrılıyor birçok konuda.
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Türk Milli Maçı diyorsun, birleşiyorsun. Bir sürü şeyimiz vardı bizim birleşmek için. Ama 2007 yılını düşünün, o kadar ayrılmışız ki 2005-2006, o kadar ayrılmışız, o kadar ayrılmışız ki birleştirecek bir şeyimiz kalmıyor. Eskiden Türk bayrağında en son birleşiyorduk, şehit cenazesinde birleşiyorduk. En son şehit cenazesinde, cenazeye katılan başbakanı protesto etmeye başladık. Bu noktaya geldik. Burada da artık bir şeyler kopmaya başladı. Nihayet bir bakıyordu devlet haritaya, seçim gecesi. Ulan diyordu, bu milleti birleştiren bir şey kalmış. Recep Tayyip Erdoğan. Bunu o sırada feda edemiyordu. Ama ne zaman ki HDP bu bölgeyi nesilip sürdüğünü gördüler, bu sefer dediler ki farklı bir strateji belirlemek lazım. O da birleştirilmiş dediler. Zaten istenen süreç bir kol Türk koluyla, bir kol Alevi koluyla bir ayrışma sağlar. İşte Amerika'da Kongre'nin Orta Doğu uzmanıyla oturduk. Benim aklımda kalan tek cümlesi var adamın. Özellikle Kürt meselesiyle Alevi meselesine çalışıyorum. Hatırlıyor musun abi? Uyuyor burada ama. Şimdi mesela özellikle Kürt meselesiyle Alevi meselesine çalışıyorum. Elhamdülillah biliyoruz zaten. Yani, ilminizden şüphe etmedik en azından. Şimdi dolayısıyla devletin de bir lider etrafında mecburen kenetlenmesi gerekiyor. Hatalar olabilir mi? Hatalar olabilir. Günahlar var mı? Günahlar olabilir. Peki günahsızlığını getirin. Hatasızlığını getirin. Benim işime yarayacak. Meselesi de önemli bir mesele. İsmet Yılmaz sorusu var. Ha. Dokteteri getirin mi? İsmet Yılmaz ismini ben birkaç kez Twitter'da sinyal gibi yazmıştım. Muhtemel başbakan adaylarındandı. En güçlü başbakan adaylarındandı bu süreçte Binali Bey'den sonra. Ama bakanlar kurulu listesine baktığımda İsmet Bey'in bir etkisinin olduğunu görüyorum. Oradan bakanlığına gitmesinin özel esprisi var mıdır? Ben açıkçası çok sevindim. İdarecidir. Çok fazla konuşmayı işimi yapar. Ama özel bir esprisi var mı? Evet hocam. Hocam, adım ve yeraltı kaynaklarından da bahsettiniz. Şimdi özellikle yeraltı kaynakları bakımından İran'dı, Irak'tı, Suriye'di. Buraya doğru dış politikayla bir yönlendirmeler oldu. Dış güçler de bu şekilde bir yönlendirme yaptı. Biz Türkiye olarak gücümüzü, emeğimizi oraya değil de niye Türkiye Cumhuriyetleri ayırmıyoruz? Yani orada da Azerbaycan'da ciddi bir yeraltı kaynağı politikası var. Neden gücümüzü oraya sevk etmiyoruz da Suriye'ye odaklandık? Şimdi burada bir para var, para kasası var. Bunu birileri alacak. Benim komşum var, beni sevmiyor, elinden atmaya çalışıyor. Burada da bir komşum var, o da beni sevmiyor, o da beni elinden atmaya çalışıyor. Bir de sizin oturduğunuz yerde bir para kasası var. Ben şunu diyemem, gideyim oradaki paraya diyeyim, buradaki paraya niye dokunayım, bunu da bunlar alsın. Dersen bunlar para almış olur. Amaç zaten bunların en az almasını sağlamak. Yani nedir? Bugün çok bariz bir şekilde Musul'daki petrolün bir hat boyunca Akdeniz'e indirilmesini sağlayacak bir Kürt koridoru oluşturulmaya çalışılacak. Bu koridoru oluşturduğun zaman sana düşman olacak, açık net düşmanlığını belirten bir devlet kurulacak senin sınırında. Neyle? Bu parayla kurulacak. Şimdi sen efendim diplomasiymiş, bilmem neymiş, yürümüş, bulmuş bunlar değil, kabadayını yapmak gerekiyor. Yani diyorsun ki kardeşim buraya bu para bu adama verilemez diyorsun. Çünkü bu para bu adamın eline geçerse bu adam o parayla silah alıp bana saldıracak. İran, Suriye, bugünkü Suriye ve kurulacak olan bir Kürdistan tamamen senin egemenliğine kast edecek işler yapıyorlar. Mesele oradaki doğalgazı alıp ülkede kullanmak değil ki. Mesele bir gücü paylaşmak. Kimin ne kadar olacak meselesi. Bu yüzden Türk devleti özellikle diyor ki sanki misafirliği belirlenmiş, Fırat'ın batısına geçemezler yoksa vururuz.
Çünkü bir kanton sistemi oluşturulmuş, bu kantonları birleştirmek istiyorlar. Bu kantonların birleştirilmesi demek artık Kürt koridorunun oluşturulması ve Akdeniz'e kadar bu şeyin enerjinin açılabilmesi demek. Türkiye'de kendisi Berzani'yle anlaşmış. Berzani'nin petrolünü kendisi satıyor, parasını kendisi koruyor ve burada bir kendince duvar örüyor. Şimdi zaten yaşanan savaş petrol savaşı değil, asıl doğalgaz savaşı. Çünkü petrol zaten bitiyor artık. Gelecek dönemin güç şeyi, denklemi doğalgaz üzerinden kuruluyor. Ve Kobani'de şu an doğalgaz sebebiyle çok önemli bir nokta. Bunun mücadelesi veriliyor. Biz elbette ki Türkiye Cumhuriyetlerle vesaireyle evet iş yapabilirsin ama şu an zaten amacın iş yaptırmamak meselesi. Yani karşı tarafı senden daha güçlü hale getirmemek meselesi. Şimdi Selman Hocam, güzel. Saçma diyorsun diyorsun. Aynı yanlışta şöyle bir şey var. 7 Haziran seçimlerine kadar bölgede, Türkiye'nin oynadığı politikalara baktığımızda bölgedeki temel ayrışıkların hareketlendirmesi, kontrolünde tutamaması, Türkiye'nin aleyhine olan gelişmelerine hatta yani sanıyorsunuz Türkiye'de ayrılmasından tutun. Bütün o politikalar 7 Haziran'a kadar bu şekilde Türkiye'nin aleyhine cereyan etti. Gözlerimizin önünde etti. Yani deri devlet olmaya falan gerek yoktu. Yani sokaktan bizde bunları görebiliyorduk. Devlet buna müdahale etmedi. Ne zaman ki 7 Haziran'da siyasi denklem değişti müdahale edildi. Şimdi bir rapordan bahsediyorsak, bölgede Türkiye'nin aleyhine bunca gelişme olunca uyuyan bir akıl, siyasi idare kaybetme aşamasında bölgeye müdahil olması nasıl düşünüyordu? İşte 1999'dan bu tarafa başlayan akılla bu akıllar. Burada 7 Haziran'ın kırılma noktasının olmasının, kırılma noktası olmasının sebebi aslında seçimin hemen etrafında şekillenen bir hadise. O da Dolmabahçe mutabakatı denen hadise. Şimdi yıllar önce çözüm sürecini başlatan insanlarla görüştüğümüz zaman şunları söyledim. Adım adım planları vardı. Deniliyordu ki şu adıma geldiğimizde şunlar yaşanacak. Bu adıma geldiğimizde bunlar yaşanacak. Fakat bu işin bir pik noktası var. Bunu Sultanahmet'te anlatmış mıydım bilmiyorum. Diyorlar ki bu pik noktası bu adamlar bizden Öcalan'ın çıkarılmasını isteyecekler. Bu pik noktası burası. Bu noktada biz hayır dediğimizde iki ihtimal var. Ya çözüm süreci başarıya ulaşmış olacak ya da savaş başlayacak. Yani bunlar çıkarılmamasına razı olacaklar ve silahlar gömülecek. Şimdi şöyle, bu noktaları anlayabiliyoruz. Siyasi devletimiz oyunlarında bu olabilir ama şu siyasi akıllı izah edilebilir bir şey. Ülkenin içerisinde bu otak parçası senin bir tekrar fethediyorsun. Tabiri caizse. Evet. Ve bu müferit bir iki yer falan değil. Bölgeyi tabiri caizse yeniden bilip fethediyoruz. Evet. Manzaralar, gördüğümüz manzaralar da bu. Yani yeniden alıyoruz. Şimdi siyaset oyununun ötesinde bir şey. Yani dediğiniz gibi artık siyasetin bittiği noktaya gelmiş durumdayız. Biraz önce de ifade ettiniz. Artık kabadayılığın olmuyor. Yani devlet gücünün hissedildiği noktadayız. Yani siyasi akılın bütün bunları öngörmemesi bunu nasıl izah ediyor? Şimdi anlattıkları programda bunu öngördüler. Böyle bir savaşın başlayacağını, hatta söylenen şu, bu büyük şehirlere yansıyacak, çok daha büyük savaşlar başlayacak. Mesele şu, sizin sorunuzun şeyi şu, yani buna nasıl müsaade edildiği aslında geliyoruz. Yani bu kadar şehirlerde yapılanmaları nasıl yapılacak? Yani şu taşı oynatırsan şuradan şu kalkacak. Şimdi bu en son ki AK Parti'nin Afyonkarahisar şehrinde kampında da Efkan Bey'e en fazla sıkıştırdıkları konu buydu. Yani siz nasıl olur da buna göz yumdunuz? Bunu hiç mi görmediniz? Bugün çıkıp işte şu kadar
terörist öldürdük, bu kadar terörist öldürdük diyorsunuz. Hep rakamla konuşuyorsunuz. Ama ortada başka gerçekler var. Buna niye müsaade ettiniz diye AK Parti milletvekillerinin en fazla sıkıştırdığı konuydu. Ben işin çözüm süreci programına şimdi 7 Haziran'dan başladık, nasıl geldik buraya meselesinde. Şunu bekliyorlar. Öcalan dışarı çıksın denildiğinde biz hayır diyeceğiz. Hayır dediğimiz anda ya biz başarılı olmuş olacağız ya da bunlar dağdaki bütün kadroyla üzerimize saldırmaya başlayacaklar. İkinci ihtimal buydu. Fakat bu savaş belki daha, yani bu çirkinlik belki daha az olacak. Başka bir şeyle birleşti. Az önce bahsettiğimiz Türkiye'nin kendi Kürdistan'ından İran'ın kendi Kürdistan'ı. Şu an aslında sadece PKK ile değil, çok ciddi anlamda kendi devletimizin sınırları içinde İran'la savaşıyoruz. Şimdi şöyle ifade edelim, gördüğüm üniversite sahnesinde, Türkiye çözüm süreciyle beraber, siyasallaşmayla beraber, siyasal talepler üzerinden uluslararası destekle sıkışırsa daha çok sıkışacak. Gerek hukuki zemin açısından, gerek bölgenin insan potansiyeli kaydedilmesi açısından, bölgenin tekrar, daha doğrusu, varken tekrar terörize olması bu şekilde Türkiye'nin lehine görülüyor şu anda. Şoklar içinde vesaire oluyor ama nihayetinde ne olacak? Eninde sonunda siviller olacak, bombalar patlatan bir terör örgütü. Yani şu teze mi geliyoruz? Bazı abilerimiz söylüyorlar işte. Güneydoğu'daki sınırlarımız boşaltılıyor Türklerden yerine. İşte PYD'nin sürdüğü Türkmenler yerleştirilecek, mülteci Araplar yerleştirilecek. Olabilir ama onu sınırları güvene alacağız. Tezle mi veriyoruz? Daha farklı. Mesela sivil siyaset alanında Türkiye'nin bahşedemeyeceği siyasal baskılarında karşı karşıya kalabilir. Çünkü zemin o yedi, 70-80'lere dayanan bir oy potansiyeli. Bölgenin tamamen şimdi orada %100 oyunu da alsalar bir devlete karşı oradan zaferle çıkamazsınız ama burada bu sene sinyaller alınan bazı hadiseler vardı. O da Rusya'nın ve Birleşmiş Milletler'deki bazı isimlerin Türkiye'nin güneydoğusundaki insan hakları ihlallerine dair bir çalışma yapmasın meselesiydi. Yani bir gün Rusya çıkıp ben buradaki Kürtleri himaye etmek istiyorum, bunların haklarını korumak istiyorum derse, öbür taraftan Birleşmiş Milletler başka bir projeyle gelirse asıl sıkıntı orada başlar zaten. Ama kendileri için %70, %60, o bir gecede %40'a dönüşürüz. Sanki zaten sokaklarında gezerken bunu görebiliyorsunuz. İşte Kürtlerimizin de istemiyormuş. Evet. Yani güce göre alınma meselesi. Yani ama yani siyasetin bize vaat ettiği o değildi. Biz çözüm sürecinde gönülleri kazandırıyoruz. Yani her şeyden önce şunu... Nedir? Buradaki insanlar bize meyil edecekler, bizi destekleyecekler. Mesele şöyle de bakmak lazım. Böyle gelişiyor. Halbuki yani o sağlam ortamda insanların gönüllerini kazanması gerekiyordu. Türkiye'nin dediğim gibi günden yana tavırlanmaları gerekiyordu. Stratejik kuranlar, oyunu kuranlar bize böyle anlattı. Dediler ki biz bu hamleleri yapacağız. Dolayısıyla karşımızda Marksist terörist, bölgeye yabancı veya gayrimilli bir unsur var. Bu unsurun altında kamp desteğini çekeceğiz ve Türkiye'de normalleşecek. Ama günden güne bu hareket güç kazandı. Türkiye'nin birliğinden yana tavırlar güç kaybetti. Demin yine geldiğimiz zaman aynı şeyden bahsettik. Önceden bir maçlarda birliğimiz vardı, şunumuz vardı, birliğimiz vardı ama ne yazık ki bu Mustafa'nın devrede olduğu dönemde 2007'yi gördüğümüzde biz, siz de gördünüz, gördüğünüz en şiddet ayrışmalarla karşı karşıyayız. Yani Türkiye'deki şu an akıl, siyasi irade ne yazık ki Türkiye'deki ayrılışları derinleştirdi. Yani bir şekilde toplum olarak dediğiniz gibi Tayyip Bey olmadan da çıkamıyoruz noktasına geliyoruz yani. Şimdi dayatmayla karşı karşıya kalıyoruz. Demediğim halde yani şimdi ben eleştirmek istedim, eleştiremiyorum. Yani, eleştir abi, ben sıkıntı yapmam. Yok. Şimdi 1918-19'da Albay Vinson'ın hazırladığı raporları görüyorsunuz. Adam diyor ki biz şu anda bir Kürt devleti kuramayız. Ne yapılması lazım diye soruyor Foreign Office. Diyor ki Foreign Office
Diyor ki 100 yıl Kürtler üzerinde kültürel anlamda, kimlik anlamında çalışmamız gerekiyor. Bunu projelendirip hayata geçirirsek 100 yıl sonra bir Kürdistan'ı kurabiliriz diyor. Bunu İngilizlerin Bağdat'a tayin etmiş olduğu albay bu şekilde yazıp raporlandırıp projesi de hayata geçirilmişse o 100 yıl şimdiye denk geliyor zaten. Dolayısıyla çözüm süreci dili aslında büyük başlıkların içinde küçücük bir başlığa denk geliyor. Yani biz çözüm süreciyle PYD'ye hiç hitap edemedik mesela. Gibi. Buyurun. Buyurun. Biraz önce dediniz ya, orada insan hakları ihlali var. Ben şimdi kendi alanımda yorumam dediğim orada kuraklık da var. İşte Suriye'den kaçışlar bu yüzden demeye başladı. Şimdi 3D, 4D olayı var ya, işte Erbistan'da. Peki, bu birkaç şey yapıyorlar. Kuraklık var, işte insan hakları var, bir kuraklık işte havzası, şu bu neyse, kurutuyorlar işte Türkiye'ye atfedilen suçlar var. Buna karşı bir raporlar hazırlamak gerekiyor, buna karşı hamleler yapmak gerekiyor ama onların ikinci şeyini, yani bunu görebiliyor musunuz? Kimi? Yani onlar şimdi onlar derken yani şey görüntüleri affediyorlar işte orada insan hakları ihlali, orada kuraklık Türkiye'de meydan. Yok, insan haklarından kasıt şu anki bizim askeri operasyonlarımızı söylüyorlar zaten. Evet, evet doğru. İkinci bir hamleleri ne acaba? İkinci bir öngörüleri. Bundan sonrası ne yani? Bundan sonrasını nasıl tasavvur ediyoruz? Vallahi YPG'nin liderini dinlediğimiz zaman büyük şehirlerdeki bütün gençleri organize ettiklerini, yakında harekete geçireceklerini söylüyor. Büyük şehirlere sızdığı zaman yapmak istedikleri bir iç savaş var. Bilemedim. Yani böyle bir iç savaş. Gezi'den daha büyük. Bir iç savaş mı tahmin ediyorlar? Bunu kestiremiyorum. Böyle bir şey olursa da milletin ben baya baya başarısız olacağını düşünüyorum. Bodos'ta herkes birbirine dalar gibi geliyor. Şu anki projesi karşı tarafı bu. Yani iç savaşı sürekli. Suriye'yi siz böyle yaptınız, biz de sizi böyle yapacağız. Meselesine getirmek. Arkadan bir soru var. Merhaba abi, hoş geldiniz. Yoruldum da arkadaşlar, sesim çıkmıyor ya. Bitirin de. Bunlar da şarkı veriyoruz. Ben çok iyi oldum. Senin ayarların bozulmuştur senin. Yani sizin fikirlerinizle abi büyük oran ödüyorum, yani katılıyorum da zaten. Abi şey soracağım, çok daha genel bir şey olarak. Yani birçok şey yapıyoruz, işte politikalarımız var, işte büyük oranda savunmadayız diyor falan. Ama bu noktada yani insani, yani yetişmiş insan kapasitemiz olarak, hani siz daha fazla yayınlıyorsunuz, daha fazla insan görüyorsunuz, işte bizim görmediğimiz kurumlardan belki insanları görüyorsunuz. Ya siz Türkiye'nin şu anki pozisyonunda iyi ya da kötü her neyse artık. Yani anladım ben sordu da Osmanlı Devleti'nde de Yeniçerilerimiz kimsenin ciddiye almayacağı eğitimsiz adamlardı kardeş. Yani tamam anlıyorum da şu an biz az önce belirttiğim gibi bir kafa dayalı siyaseti gidiyoruz. Bu kafa dayalı siyaseti için ki bu bir bağlanma kavgası, bu her yere alma kavgası değil, bu ayakta kalabilme kavgası. O yüzden bugün Jöhün, Töhün oralarda atmış olduğu sloganlar, yazmış olduğu yazılar bizim hoşumuza giden şeyler oluyor. Yani bizden şu anda işte sen efendime söyleyeyim çok büyük mühendisler, mimarlar, şunlar bunlarla Güneydoğu'yu istediğin kadar imar etsen de orada başka bir plan var. Yani istediğin zenginliği eski Batman valisi vardı merhum Recep abimiz. Demişti ki hocam benim Batman'a harcadığım parayı bu millet öğrense ayaklanır demişti. Yani Zonguldak'taydık o zaman. Demişti ki ben Batman'da devletin verip de millete harcadığı parayı söylesem ne kadar olduğunu Zonguldak'taki herkes ayaklanır devlete demişti. İsyan çıkartmıştı. Şimdi sen orada istediğin kadar para harca, istediğin kadar orayı imar et, istediğin kadar orada ticareti canlandır. Bir de işin farklı bir boyutu var.
Adam diyor ki ben Kürdistan'dan çıkacağım. Bu Kürdistan kurmak hayali, bir devlet kurmak hayalinden öte bir şey. Ben şahsen kendim, eğer Saddam Hüseyin zulmü vardı ve Kürtler burada çok büyük sıkıntı çekiyorsa, evet o Kürtler bir devlet kursunlar, bağımsız olsunlar diyebilirdim. Ama bu Kürdistan kurma hayali, Kürtlerin hayalinden daha çok, başkalarının hayali, Kürtlerin derinliğinden daha çok, başkalarının derinliğini temsil ettiği için buna karşıyız. Durduğumuz yer burası. Evet, bizim insan kalitemiz çok zayıf. Ben şöyle bir örnek vermiştim. İstanbul'da Milli Eğitim Şube Müdürümüzle oturup konuşurken demiştim ki şu an müsteşarlık yapan abilerimizin muhtemelen çoğu köy evlerindeki leğenlerde banyo yaptılar. Haftada bir gün anneler onları yıkıyordu. Bir banyodur, duştur, bilmem nedir böyle şeyler yoktu. Ve muhtemelen bugün müsteşarlık genel müdürlük seviyesindeki abilerimizin %90'ı tuvaletlerini yapmak için evlerinden çıkıp başka bir tuvalete gittiler ve orada tuvaletlerini yaptılar köylerinde. Bizim köylerimiz böyleydi eskiden, çok eskiden. Bu adamlar şimdi geldiler, genel müdür oldular, daire başkanı oldular, müsteşar yardımcısı oldular. Biz bu adamı bir masaya oturup Amerikan Dışişleri Bakanı'yla bir mesele tartışmasını istiyoruz. O adam nasıl yetişip gelecek? Şimdi iki ay ufuk var. Bu adam nereye götürebilir, bu adam nereye götürebilir diye iki ayrı ufuk var. Evet haklısın, biz insan kalitemiz açısından çok gerilerde kalmışız. AK Parti'nin en başarısız olduğu meseledir Milli Eğitim. İstanbul'daki okullarla ilgili duyduğum bir sürü şey var, dinlediğim öğretmenlerden vesaireden. Maalesef en ciddi meselemizdir bu ama şahsen şöyle düşünen bir adamım, 3. köprü 50 yıl sonra yapılabilirdi, Marmara'yı 50 yıl sonra yapılabilirdi ama bir nesil bu şekilde yetişmemeliydi diye, kaybedilmemeliydi diye hep düşünürüm. Fakat elimden gelen de bir şey yok ya, milletimiz maalesef öyle. Sen kılmıyorsun da akşam bir şey var. Arkadaşlar, aslında genel sağ olun, var olun geldiniz.